Büyük Selçuklu hükümdarı Torul Bey kardeşine yenik düştüğünde Hemedan Sarayı'na sığınıyor. Hemen arkasından eşi Altuncan Hatun'dan yardım istiyor. Altuncan Hatun ise etrafına dönen entrikaları bertaraf ettikten sonra Selçuklu ordusunu toplayıp ordunun başında eşi Torul Bey'i kurtarmaya gidiyor ve muvaffak oluyordu. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Konya'daki Hanedan Sarayı'nda kendi portresiyle birlikte eşi Mahberi Hunat Hatun'un da portresini yaptırıyor. Sultan II. Keyhüsrev tahta çıktığında kendi adına bastırdığı paralarda eşine olan sevgisini ifade niteliğinde kendisini aslan, eşini de güneş tasviriyle niteliyordu. Esasında Selçuklu saraylarında Çinilerdeki kadın figürleriyle sarayda, toyda, mecliste kadının yerini Selçuklu tüm dünyaya haykırıyor ve saraya, sultana, devlete yön veren esasında kadınlardır diyordu. Her hafta birbirinden değerli konukları Yön Veren Kadınlar programımızda ağırlıyoruz ve yine yeni bir programda sizlerin karşısındayız. Bu hafta birbirinden kıymetli konukların arasında en kıymetlilerden bir tanesi uzun uzun yolları aşarak programımız için İstanbul'a gelen ve bugün stüdyomuzda olan sevgili Profesör Doktor Erkan Göksu bizlerle birlikte. Ben kendisine öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Hoş bulduk efendim. O şeref bize ait. Teveccüh ettiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, Erkan hocamız İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Ancak Selçuklu konusu dendiğinde, tarih dendiğinde bir otorite. Belki izlediğiniz dizilerde, birçok belgeselde hem kendisi danışmanlık yapıyor hem de birçok projeye de imzasını ve mührünü vuruyor. O yüzden bugün kendisiyle özellikle Selçuklu kadınlarını konuşacak olmaktan ben mutluyum. İlmi bir deniz derya. Biz de bu denizin içerisinde, deryanın içerisinde biraz faydalanmak istiyoruz. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, sağ olun, iyiyiz. Ben de çok mutluyum. Aslında bu tür programlara çok rastlamıyoruz. Böyle doğrudan doğruya tarihte kadını ele alan. O bakımdan da sizi tebrik ediyorum. Önceki programları da izledim. Çok da faydalı, arşivlik diyebileceğimiz programlar oluyor. Bu bakımdan elinize sağlık. İnşallah bu şekilde daha iyi, daha farklı konuklarla beraber tam bir arşiv çalışması zaman içerisinde oluşur. Çok teşekkür ederiz hocam. Teveccühünüz sizlerden de hani bizim takdir görmemiz yahut programları izleyip de bizim için olumlu şeyler söylemeniz hem programın devamı için hem de bizler için çok mutluluk verici. Çünkü insanın bir derdi oluyor bazen. Evet. O dertle dertlenip o işin peşinden koştuktan sonra da kıymetli otoritelerden böyle güzel övgüler alınca malum marifet iltifata tabidir. Evet. Bir hakkı teslim ettik. Allah razı olsun hocam. Şimdi biz siz Selçuklu üzerine kalem oynatan, bu uğurda romanlar da yazan, yani akademik makaleleriniz, kitaplarınız şöyle dursun. Hem gençlere hitap noktasında hem insanlara tarihi ifade noktasında güzel eserler hazırlayan da hocalarımızdan bir tanesisiniz. Şimdi bu uğurda kaleminiz kuvvetli oldukça. Sağ olun. Ancak biz bugün Selçuklu'da kadını konuşacağız ama kadın üzerine çalışan insanlardan da bir tanesisiniz. ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi, işte Hüzün Melikesi gibi muhteşem bir romanınız var. Bunlardan birazdan bahsedeceğim ama tabii Selçuklu dediğimizde önce bir Selçuklu'yu tanımak isterim. Hani biz Selçuklu kadınlarından konuşacağız ama Büyük Selçuklu Devleti ya da Türkiye Selçuklu Devleti. Hocam biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Anadolu'da var olan bu Selçuklu devletleri kimlerdi? Evet. Şimdi tabii dedik ya, herkesin bir derdi var. Bizim de derdimiz aslında Selçuklular olmuş. Yani kendi çalışma saham itibariyle. Birazdan da bahsedeceğiz. Aslında Selçuklu tarihinde sultanların isimlerinden belki daha çok Selçuklular döneminde ön plana çıkmış kadınların isimlerini biliyoruz. Bu da aslında Selçuklulara ayrı bir derinlik katan bir özellik. Bir de hem vekainamelerde hem döneme ait diğer eserlerde ve Selçuklulardan günümüze kalan çeşitli böyle görsellerde, keramiklerde, seramiklerde, minyatürlerde, şunlarda bunlarda çok bariz bir şekilde kadın unsurunun ön planda olduğunu görüyoruz. Yani. Siz de birkaç tane örnek verdiniz. Çok çarpıcı örnekler. Hem Alaaddin Keykubat ile ilgili hem de Torul Bey ile Altuncan Hatun ile ilgili örnekler. Siz onları anlatırken içimden şöyle düşündüm. Demek ki bizim aşkımız, Selçuklu'ya aşkımız hak eden bir aşk. Yani bu yönüyle de, sadece siyasi ve askeri yönüyle değil, bu yönüyle de gerçekten de Türk tarihinde mümtaz bir yere sahip.
Şimdi Selçuklular kim? Selçuklular Türklerin büyük bir budunu olan Oğuzların 24 oyun boyundan birisi olan Kınıklara mensup Selçuk ve onun torunlarının ortaya çıkarttığı bir devlet, kurduğu bir devlet. Kuruluş aşaması incelendiğinde yani Selçuk Bey'in Yenikent'ten, Oğuz Yabgu Devleti'nin başkenti olan Yenikent'ten Cende göçüyle başlayan bir hikaye söz konusu. Tıpkı Türk tarihi gibi her şey bir göçle başlıyor, hikaye bir göçle başlıyor. Fakat 1040 yılında onun torunları devleti kuruyorlar ve ilk 10 yıl içerisinde 1040 ile 1050 yılı içerisinde o 10 yıllık süre zarfında işte Horasan, İran, Irak, Maveraünnehr'in bir kısmı çok geniş bir coğrafyada hakimiyet kuruyorlar. Yani bu kadar kısa sürede bu gösterdikleri askeri ve siyasi başarı çok az rastlanır bir şey. Diğer 10 yıla gelindiğinde artık Anadolu önlerinde kendilerini görüyoruz. Ve Büyük Selçuklu Devleti'nin en böyle sınırlarının geniş olduğu döneme baktığımız zaman kaynakların ifadesiyle Aksai Türk'ten yani Türklerin bulunduğu en son noktadan ki işte Kaşgar diyoruz buraya. Kaşgar'dan Akdeniz kıyılarına kadar işte güneyde Umman'a bakın yani Arap Yarımadası'nın o güneylerinden ta işte Karadeniz'in kuzeyine kadar Hazar'ın kuzeyine kadar uzanan koca bir hakimiyetten söz ediyoruz. Bir de Büyük Selçuklulardan sonra o Orta Çağ'daki diğer bütün Orta Çağ devletlerine özgü bir şekilde bu devletin şubeleri diyebileceğimiz yapılar oluşuyor. Türkiye Selçukluları da işte bu sözünü ettiğimiz Büyük Selçuklu devletinin şubelerinden birisi olarak 1318 tarihine kadar varlığını sürdürüyor. Evet, Büyük Selçuklu o da o kadar yaşamadı. 1157 yılında sona erdi. Ama onun şubeleri durumunda olan ve her bakımdan mirasçısı durumunda olan diğer devletler onların varlıklarını devam ettirdiler Selçuklu kültür medeniyetinin. Ve gerçekten de hem İslam tarihi hem de Türk tarihi açısından değerlendirdiğimiz zaman tam bir kavşak noktasındadır Türkiye Selçuklu tarihi. Bir kere daha yolculuğun hemen başında İslamiyet'le tanışıyorlar ve bünyelerinde zaten İslam öncesi Türk tarihine, kültürüne, geleneğine ait özellikleri barındıran Selçuklular bir yandan da İslam medeniyetinin kurum ve müesseseleriyle bunu mezzediyorlar. Diğer taraftan kuruldukları coğrafyanın yani başta İran coğrafyası olmak üzere daha sonra hakim oldukları coğrafyanın ki bunu işte Anadolu'ya ve biraz önce söylediğim çerçeveye koyacak olursak buralardaki kültür ve medeniyetle de mezzederek devlet geleneğinden kültür sanata, mimariden ne bileyim edebiyata kadar birçok sahada kendilerine özgü bir kültür ve medeniyet oluşturuyorlar. Ve hem o dönemde kurulan diğer Türk İslam devletleri hem de onlardan sonra kurulan bütün Türk İslam devletleri, Eyyubiler, Osmanlılar hangisini söylerseniz söyleyin o sözünü ettiğimiz Selçuklu kültür ve medeniyetinin üzerine Devam ediyorlar. Evet. Bu bakımdan önemli bir yerleri var. Belki bugün konuşacağımız kadınların hem siyasi askeri hayatta hem de toplumsal ve ekonomik hayatta, sanatta ki yerleri konusunda da aslında Selçukluların da bu konuda çok önemli girişimleri olduğunu, önemli hatıralar bıraktığını ve bunu da işte diğer Türk devletlerine miras bıraktıklarını söyleyebiliriz. Aslında o zaman Anadolu'nun kilit taşı Selçuklardır diyebiliriz. Tabii. Çünkü daha sonra bütün binalar onun üzerine inşa edildi. Efendim programımız başladı. Erkun Hocam'a ilk sorumu sordum. Ancak programın devamında sizler de bize soru yöneltmek istiyorsanız yahut Erkun Hocamıza soru sormak istiyorsanız veya bazı bilgilerinize programımıza katkıda bulunmak istiyorsanız Evav TV resmi adresinden, Twitter'dan ve Instagram'dan bizlere sorularınızı ve bilgilerinizi iletebilirsiniz. Ben programımızın ikinci bölümünde değerli hocamıza sorularınızı soracağım. Programa katkılarınızı da mutlaka program içerisinde yer vereceğiz. Dedikten sonra hocam peki Selçuklu Devleti dedik. Türkiye Selçukluları, Anadolu Selçukluları ve Büyük Selçuklu Devleti. Bu devletler Anadolu'da var oldular ve hakikaten de daha sonraki devletlerin temel taşı niteliğinde oldu. Çünkü Anadolu Selçukluların, Türkiye Selçuklu Devleti'nin içerisinden bir Osmanlı Devleti çıktı ki 6 asır hakikaten dünyaya belki 3 asır boyunca yani toplamı edindiğimizde 3 asır boyunca dünyaya köz dinletmiş bir devlet olarak biz Osmanlı Devleti'ni niteliyoruz. Ama baktığımız zaman o da Selçuklu mirasını devam ettiren bir devletti. Peki
Özellikle kadın noktasında Selçuklu'nun, şimdi siz az evvel programın girişinde de ifade ettiniz ilk sözde. Kadın dediğimizde Selçuklu'da hakikaten bambaşka şeyler yaşanmış. Evet. Anadolu'da. Selçuklu Devleti döneminde kadının durumu neydi? Yani sarayda, siyasette hangi konumdaydı? Şimdi sarayda ve siyasetteki konumunu soracağım ama siz tabii daha sonrasındaki programımızın ilerleyen saatlerinde sosyal yaşam içerisindeki yeri zaten önemli. Çünkü Anadolu'ya baktığınız zaman her yerden onların bir şifahanesi, bir medresesi, bir vakfı yükseliyor. Tabii. Bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama ben öncelikle, çünkü çok isimleri geçiyor zaten. Hı hı. Sarayda ve siyasette rolleri neydi? Çünkü Türk kültürü üzerine gelmişlerdi. Evet, evet. Şimdi yani başta da söyledik, Selçuklular... temel nüvesi Türk devlet geleneğine siyasi olarak, kültürel medeni bakımdan da Türk kültürüne, medeniyetine dayanan o toprakların, o topraklarda yeşeren kültürün temsilcisi olan bir devlet. Dolayısıyla İslam öncesi Türk toplumunda, İslam öncesi Türk devlet geleneğinde kadının konumu neyse aslında Selçuklularda da devam ediyor. Fakat yine biraz önce söylediğim gibi bir yandan İslam medeniyeti dairesine giriyorlar. Diğer yandan diğer coğrafyalarda farklı kültür ve medeniyetlerle de işte etkileşimde bulunuyorlar. Bunların da tabii ki etkisi oluyor. Şimdi o bakımdan önce bir hani eski Türklerde kadının yeri, konumu neydi? Evet. Biraz ona, biraz da İslam'da kadının yeri, konumu neydi? Yani Selçuklular Müslüman olduktan sonra işte bir takım değişimler oldu mu? Biraz belki bunlara bakmak lazım. Şimdi bu artık dile pelesenk olmuş biz tarihçiler için. Gerçekten de eski Türk toplumunda kadının günümüzdeki konumundan hiç de farklı olmadığı şekilde çok geniş bir yetki alanının, geniş bir faaliyet sahasının bulunduğunu görüyoruz. Çünkü zaten yaşam tarzı ve genel anlamda o ekonomik faaliyetler, şunlar bunlar düşünüldüğünde zaten kadınla erkeğin ayrıldığı bir toplumdan söz etmek mümkün değil. O günkü yaşantı şekliyle. Şimdi mesela asker millet diyoruz. Evet. Asker millet derken bile orada kadın erkek diye falan ayırmıyoruz. Çünkü bir bakıyorsunuz yeri geldiği zaman kadınlar da sefere katılıyorlar. Onlar da aynı şekilde savaşçılık yapıyorlar. Diğer taraftan mesela göçer Türkleri düşünecek olursak, konar göçer veya göçebe Türkleri düşünecek olursak, işte göçün halini şöyle bir gözünüzde canlandırın. Öyle bir hayat tarzında zaten kadını toplumsal hayatın belli alanlarından uzak tutmak veya ekonomik hayatın, hatta ve hatta idare ve siyasi hayatın belli bir kısmından uzak tutmak diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Çünkü toplum hep birlikte hareket ediyor. Evet. Ve toplumu oluşturan her bireyin, çocuğun, yaşlının, kadının, erkeğin, gencin hepsinin belli görev ve vazifeleri var. Ve buna bağlı olarak da bu şekilde devam ediyorlar. Ha, bunun artık kaynaklara da yansıyan, özellikle biliyorsunuz, Türklerden bahseden kaynakların önemli bir kısmı hep yabancı kaynaklar. Bu da aslında doğal bir şey. Yani İngilizler de baktığımız zaman İngiliz tarihini sadece İngilizler yazmıyor. Evet, netice itibariyle milletler başka milletler yazıyor. Şimdi burada önemli olan şu, bir Çin kaynağının, bir Arap kaynağının, bir Fars kaynağının Türklerdeki kadının bu önemini gözlemlemeleri ve çoğu zaman da adeta şaşırmaları. Hatta bu kadar önemli bir konumda olmalarını anlayamamaları şeklinde bize tezahür eden kayıtlar. Mesela İbni Fadlan'da bunu görürüz. İbni Fadlan o seyahati süresince işte Türk toplumunda kadının yerini ve konumunu gördüğü zaman af buyurun mesela onların o şeylerini hafifliğe falan yormaya çalışıyor. Çünkü o tür bir kadın toplumsal yeri, kendilerinde kendi böyle bir şey yok görmedikleri için, evet, şaşıyorlar. Yani şaşırıyor. Mesela diyor ki bizimle beraber yemek yiyorlar diyor. İşte bizimle beraber sohbet ediyor diyor kadın ve bunu garipsiyor. Kendi yaşantısında rastlamadığı için onların biraz da hafifliğine veriyor. Yine aynı şekilde diğer kaynaklara bakıyoruz. Dil yadigarları bu noktada çok önemli. Yani eski Türkçe'ye baktığımız zaman kadınla ilgili terimler, kelimeler, şunlar bunlar gerçekten çok çok has safhada. Mesela bu konuda işte Kutat Kubilik, yine Divan Lügat gibi kaynaklara baktığımız zaman kadınlarla ilgili kelime sayısının, kavram sayısının çokluğunu görüyoruz. Bu da aslında bize, ki dil böyle bir şeydir, dil neticede düşüncenin yansımasıdır. Yani mesela şöyle bir örnek verelim. Sadece kadın gibi bir mevzuda değil,
işte deniz kenarında yaşayan bir toplumun dil hazinesinde denizle ilgili kavramların çok olduğunu görürsünüz. Mavinin 40 çeşit tonu vurgulanır. İşte bir Arap toplumu çölde yaşayan bir toplumda sarının 40 çeşidini görürsünüz. Devenin 40 çeşidini görürsünüz. İsimlendirme. Bu bize onların toplumsal hayatı hakkında fikir verir. Dil demek yaşamdır ki, o zaman. Dil yaşamdır. Yani dil tabii, yaşam. Tabii. Yani düşünce ve yaşama yansıması. Şimdi eski Türkçe'ye de baktığınızda kadınla ilgili bu kadar zengin bir literatürün mevcut bulunuyor olması aslında o toplumda kadına verilen değerin göstermesi bakımından önemli. Bunun en çarpıcı örnekleri de tabii ki işte siyasi ve askeri konularda karşımıza çıkıyor. Kaan ve Hatun. Hatun başlı başına bir ünvan ve Kaan'ın her zaman yanında, devlet yönetiminde, idaresinde söz sahibi, yeri geldiği zaman yapılan toylarda, kurultaylarda söz sahibi. Hatta örneklerine rastladığımız gibi zaman zaman Kaanları uyaran, yanlıştan dönmesine sebep olan girişimlerde bulunan birisi. Diğer yandan eşi olmadığı zaman, Kaan olmadığı zaman, hatta bazen olsa bile görevlendirildiği zaman yabancı devlet temsilcilerini, elçileri karşılayan, bunlarla anlaşmalar yapan, hatta ve hatta para bastıran. Bastırılan paralar da çok enteresandır. Bir yüzünde Kaan'ın, bir yüzünde Hatun'un resmi koyuluyor. Göktürk mesela, paraları var elimizde, evet, değil mi hocam? Uygurlar, Göktürkler. Aynı şey işte Türkiye Selçuklularında da yapmışlar. Onlar da yapmışlar. Yani o da bir geleneğin devamı. Bunun ötesinde mesela kadınların askeri olarak da önemli konumlarda olduğunu görüyoruz. Yani bugün bile şöyle düşündüğümüz zaman ya bugün bile belki çok mümkün olması şey görülen bir şey. Yani çok az sayıdadır. Ama o dönemde mesela hatunların sadece kadınlardan oluşan muhafız birlikleri var. Evet. Savaşta da varlar. Onun dışında bir bakıyorsunuz ticaret yapıyorlar. Bu özellikleri var. Eğitim faaliyetlerinde varlar. Bu bakımdan şöyle düşünmek lazım herhalde. Şimdi nasıl ki toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçasıysa kadın, işte o dönemde de toplumsal hayatın her yerinde var. Ha, hemen şunu başta söyleyelim. Bunu Selçukları konuşurken de belki söyleyeceğiz. Şimdi şüphesiz iyi örneklerinin yanında kötü örnekler de olabilir. Şimdi bunlar artık görece şeyler. Şimdi eğer kötü bir örneği alıp bütün bir genelleme yaparak bu toplum böyleydi demek ne kadar doğru değilse, aslında iyi örnekler üzerinden de tabii ki bütün toplumu değerlendirmek doğru bir yaklaşım değil. Bu noktada karar verici olan şey şu olmalı. Bu sözünü ettiğimiz toplumsal, siyasi ve askeri konularda kadının yerini hukuki boyutta da görüyor muyuz? Şimdi burası çok önemli. Yani her toplumda, her konuda olduğu gibi kadın konusunda da suistimaller, kötü örnekler karşımıza çıkabilir. Evet. Fakat hukuk ne diyor? Şimdi bazı toplumlarda birçok konuda bunu rastlayabilirsiniz. Çünkü her toplumda her tip insan olabilir. Önemli olan belli sapkınlıklar ve bugün işte kabullenmemesi zor olan veya işte doğru olmadığını düşündüğümüz fiil ve davranışların sıradanlaştığı mı? Yani ya ne var ki bunda? Bu doğal bir şeymiş gibi algılanması mı? Yoksa hukuken devletin, müesseselerinin bu konularda kesin sınırlar çizmiş olması mı? Şimdi bu noktada da baktığımız zaman eski Türk hukuk uygulamalarında, kaynaklara yansıyan uygulamalarda hele hele kadına yönelik herhangi bir kısıtlamanın, zorlamanın veya işte bir takım suç ve ceza konularında onların erkeklerden daha aşağı seviyede olmasıyla neticelenecek bir uygulamanın mevcut olduğunu görmüyoruz. Tam tersine kadınları bu tabirimi yani koruyuculuk, kollayıcılık ve himaye diyeceğim ama bu noktada hani himayeye ihtiyaçları var, koruyuculuğa, kollamaya ihtiyaçları var anlamında söylemiyorum. Hani ne diyelim, bir ara bir ifade vardı, pozitif ayrımcılık mı deniliyordu, evet, öyle bir şey vardı. Yani o tarz diyebileceğimiz uygulamaları da görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki İslam öncesi Türk toplumunda kadın her zaman erkeğin yanında, hem idarede hem askerlikte, toplumsal hayatta, sanatta, her yerde kendini göstermiş ve işte ortaya koyduğu ürünlerde kaynaklara veya diğer günümüze yansıyan bütün her şeye yansımış vaziyette.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şimdi genelde Anadolu'daki Türk kadınını gören ya da işte bu devletler içerisindeki gerek sarayda gerek halk içerisinde yaşayan kadınları gören İbni Batuta bile hani bu işte Anadolu'da farklı şeyler Evet, oluyor. evet. İşte hükümdar Orhan Gazi'nin eşi için, Nilüfer Hatun için bahsediyor. Evet. Şey diyor, elçileri karşılayabiliyor, o işte insanlarla toy kurabiliyor diye. Böyle acayip işler diye bahsediyor bunlardan. Demek ki kendilerinde olmadığından ya da başka toplumlarda kadın 3. 4. belki 5. sınıf vatandaşı Evet. olarak görüldüğünden dolayı buradaki olaylara şaşırıyorlar. Evet, burada tamam. Ama hep bir söylenti vardır ya hocam, hani sizle de daha önce konuşuyorduk bunu. İslamiyet'le birlikte Türklerde kadın geri plana itildi söylentileri de var. Şimdi biz İslamiyet öncesi kadını konuştuk. Ama bir de hep böyle zaman zaman tarihçiler de bundan dem vurur. Bazen ilahiyatçılar da bunu söylemeye çalışır ama İslamiyet'le birlikte sanki Türklerde kadın geri plana mı itildi? Yani sözleri vardı da sözleri ellerinden mi alındı? Evet. Hakları, hukuklarına riayet edilmedi mi? Böyle bir şey söyler misiniz? Belki bu ilerleyen dakikalarda, çünkü kadınlardan bahsederken bu zaten ortaya çıkacak, Evet, ama evet, siz başta ne evet. dersiniz bu duruma? Şimdi bu Türklerin İslamiyet'i kabulü, Türklerin Müslüman olması meselesi yıllardır tartışılır. Ve bu tartışmalar içerisinde ortaya atılan iddialardan bir tanesi sadece bu kadın meselesinde değil, diğer birçok konuda da Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra gerilemeye başladıkları, işte zaman zaman bu eleştirdiğimiz kadınlarla ilgili konumuz itibariyle işte İslam'la alakalı olduğu şeklinde. Ya şimdi buna tarihsel olarak falan zaten katılmak mümkün değil. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir de İslam'dan bahsediyoruz. Yani İslam'ın mesajı hem Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hem de Hazreti Peygamber'in uygulamaları, hadisleri ortada. Ve Hazreti Peygamber'in bizatihi kendi yaşantısı ortada. Ha zaman zaman bazı hadis rivayetleriyle hani kadının aşağılanmasına diyelim tırnak içinde yol açan bir takım şeyler ileri sürülmüştür. Ama bu hadislerin bile büyük bir kısmının tevatür olduğu hadis alimlerince de ispat edilmiştir. Evet. Onun ötesinde biraz önce söylediğimiz gibi yani örnek verdiğimiz Anadolu'daki kadın veya işte Alaaddin Keykubat, Selçuklular hatta Osmanlılar döneminde gördüğümüz kadınlar bunlar da Müslümandı. Müslüman Yani kadın, yani hükümdar da Müslüman, evet. İslam'ın kadını toplumsal hayattan veya siyasi hayattan şuradan buradan işte geri plana itmesiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama burada belki şuna vurgu yapmamız lazım. Şimdi İslam mesajın adı bir de Müslüman var. Yani İslam bir mefhum. İslam'ı kabul edip uyarlayan ve hayatına icra edene de Müslüman diyoruz. Müslümanların her yaptığı İslam'ı bağlamaz. Bazı görüş ve yaklaşımlarda bunun emarelerine rastlamamız mümkün. Ama doğrudan doğruya bunu İslam'a mal etmek, hele hele Türkler üzerindeki işte kadının biraz daha geriye çekilmesi olarak nitelendirilen şeyi İslam'la bağdaştırmak mümkün değil. Çünkü dediğim gibi hem gerek Hazreti Peygamber dönemindeki kadının konumuna baktığınız zaman hem de İslam tarihinin aslında geneline baktığınız zaman yine karşımıza ticaret yapan, yeri geldiği zaman savaşan, idari görevler alan, beylik kuran, ne bileyim her alanda kadını görüyoruz. Mesela meşhur bir Fatıma el-Fihri diye Evet. Fas'taki meşhur bir kadın vardır. Bugün de hala varlığını devam ettiren o günden bugüne tıpkı Mısır'daki Esher gibi düşünün. Bir medresenin kuruculuğunu üstleniyor. Ki henüz hicretten 200 yıl kadar sonra, Tabii değil mi? Çok yani eski tarihlerde. 859 Evet. yılında ve bakın bu işi yapmadan önce de aslında Kayrevanlı kendisi ve ailecek zengin, ticaretle uğraşan bir aile. Babası vefat ettikten sonra kendilerine bir kız kardeşi daha var. Çok yüklü bir miras kalıyor ve o mirasla bu sözünü ettiğimiz Karaviyin medresesi dediğimiz, cami dediğimiz, onlar cami diyorlar. Daha sonra işte üniversite cami haline gelmiş ve günümüze kadar hala devam ediyor bakın. Yapıyı oluşturmuş. İşin daha garibi ne biliyor musunuz? Bu yapılırken o inşa sürecini, kuramsallaşma sürecini yürüten de yine Fatıma Kendisi el-Fihri. bizzat. Şimdi toplumsal hayatın bizatihi merkezinde. İslam tarihinde de bunun bir sürü örneği var. Selçuklara bakıyorsunuz bir sürü örneği var. Osmanlılara bakıyorsunuz bir sürü örneği var. Aslında dedik ya örneklerden hareketle baktığımız zaman kadının
dışlanması, geri plana atılması genel fikir ve mefhum itibariyle mümkün değil. Ha, bazı kişisel tercihler, Müslümanların bazı uygulamaları buna yol açmış olabilir. Ama başta da söyledim ya, bu kötü örneklerden hareket ederek bütün İslam toplumunu, bütün Müslüman Türkleri bu düşünceyle çerçevelemek, bu dar düşünceye hapsetmek mümkün değil. Ben şöyle düşünüyorum. Nasıl ki günümüzde her konuda olduğu gibi bu konuda da çok iyi örnekler ve çok kötü örnekler varsa, geçmişte de böyleydi. Şimdi bugün ben İstanbul'a geldim. Sokakta, uğradığım her yerde, kanalın kapısından girdikten sonra erkekler kadar kadınları da gördüm. Herkes işinde, gücünde, işini yapıyor. Şimdi bu burada kimse kadının işte geri plana itildiği şunu neden bunu söyleyemez. Demiyor. Ha, bu durumda olan kadınlarımız yok mu? Ne yazık ki var. Yani bu evet, da bir realite, bu da bir gerçek. Var. Başka yerlerde, başka koşullarda hayat sürenler var. Ama dediğim gibi bunlar kişisel uygulamalar olarak değerlendirmek lazım. Yoksa doğrudan doğruya eğer İslam kadını bu iddiada bulunanların düşüncesiyle geri plana falan itmiş olsaydı, bugün İslam toplumunda hiçbir yerde kadını görmememiz gerekirdi. O zaman Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine aykırı hareket etmemiz gerekirdi. Dolayısıyla bunlar kişisel yorumlardan ibaret, böyle değerlendirmek lazım. Ve o dönemde de, bu dönemde de kadınlar, şunu da ilave edeyim buraya. Şimdi bazen de mesela İslam öncesi kadın, her kadın tomris değil, evet. Her kadın kabaç hatun değil. Bir de böyle bir durum var. Yani toplumsal, hukuki ve o siyasi, askeri yapının ötesinde bir de kadının kendini nerede konumlandırdığı meselesi. Yani bu da bence üzerinde durulması bir şey. Buna bağlı olarak şunu da hep söyleyeyim. Yani kadın ille de bir yerde idareci olduğu zaman kıymetli olmuyor. Bir anne olarak da, yani evet, sadece evinde bulunan, çocuklarıyla ilgilenen, ne bileyim, o işleri yapan kadın da netice itibariyle bu toplumun bir artı değeri. Hani ille de kadın her tarafta olacak, böyle de düşünmemek lazım. Bu bir kişisel tercih meselesidir. Biraz da böyle bakmak, böyle değerlendirmek lazım. Mesele sadece burada söz konusu devletlerin bu tür durumlarda kadınların yükselmesine, bu tür görevleri, vazifeleri almak istemelerine karşı geliştirilen hukuki yaptırım veya uygun imkan ve şartları sunmadaki durumu. Baktığımız zaman da bunu yapmışlar. Yani günümüzde de aynı şey geçerli. O olumsuz, kötü örnekleri evet kötüleyelim, bunların yanlış olduğunu vurgulayalım. Ama oradan hareketle de bütün tarihe ve bütün bu Müslüman Türk toplumuna haksızlık etmeyelim. Bu yanlış algılardan, yanlış söylemlerden caymamak, evet, caymak gerekiyor. Almanya'dan, Köln'den İrfan Yazıcı yine bizimle sağ olsun diyor ki, Nermin Taylan hocam ne güzel söylediniz. Bir derdi varsa insanın ve bu dert ile dertleniyorsa karşı taraftan bunun kıymetini bilinmesi çok güzel. Erkan Göksu hocamız da sizin gibi derdi olan ve bu dert ile dertlenen üstadlardan olunca ikiniz için de marifet iltifata tabidir ya, demiş. Çok teşekkür ediyorum. Selam söyleyelim İrfan Bey'e. Selam olsun. Ben tweetleri okumaya da işte mesajları okumaya devam edeceğim. Hemen önüme düştüğü için bir tane okuyayım dedim. Hocam, siz konuşmanız içerisinde çok güzel izah ettiniz İslamiyet öncesi kadını, İslamiyet sonrası kadını. Esasında Türkler bunun çok güzel bayraktarlığını yapmış diyebiliriz. Hani birkaç istisna ya durumu sömürmeye çalışan insanların haricinde hakikaten kadın Türk toplumunda gerek işte Selçuklar döneminde gerek günümüzde hak ettiği yerde inşallah oldu, olacak, evet, olmaya da devam edecek. Kabaç Hatun'dan bahsettiniz. Şimdi Selçuklu kadınlarına yavaş yavaş geliyoruz ama Kabaç Hatun da güzel bir örnektir esasında Türklere. Biraz Kabaç Hatun'dan bahsedelim mi? Evet. Buhara Melikesi. Evet, evet. Şimdi Kabaç Hatun aslında çok enteresan örneklerden bir tanesi. Evet. Şimdi bakın, aslında bu anlattığımıza da tam böyle bir model. Şimdi Kabaç Hatun ilk bu Emeviler döneminde işte Mavera-ün-Nehir akınları meydana geldiğinde Buhara Melikesi. O dönemde Mavera-ün-Nehir'de Göktürk hakimiyeti çökmüş. Buna bağlı olarak da yerel hanedanlıklar ortaya çıkmış. Yani Buhara'da, Semerkant'ta, Fergana'da, orada burada küçük mahalli böyle beyler var, beylikler var. Ve Buhara'nın hakimi olan Nizek Tarhan da vefat ediyor, ölüyor. Daha henüz daha Müslüman değiller.
Evet. Ölüyor. Şimdi onun Kabaç Hatun'dan olan küçük bir çocuğu var. İsmi de Tuğşat. Ama Tuğşat daha süt bebesi. Şimdi tahta onun çıkması mümkün değil. İşte bu durumda Kabaç Hatun Buhara Melikesi olarak Buhara'nın idaresini üzerine alıyor. Evet. Şimdi Kabaç Hatun bu güç ve kuvveti, bu iradeyi göstermemiş olsaydı. Bakın bugün tarihler Kabaç Hatun isminden bahsetmeyecekti. Evet. Biraz önce dedim ya kişisel tercihler de ön planda. Şimdi Türk kamu hukuku hatun ünvanını, sıfatını taşıyan bütün kadınlara biraz önce sözünü ettiğimiz idare erkini ve yetkisini veriyor. Bakın bu hukuki bir şey. Bunu veriyor. Ama şimdi bazısı var kullanıyor. Tahta çıkamazsın demiyor. Evet. Ama bazısı var kullanıyor. Bazısı var diyor ki ya yok ben yapmayacağım diyor. İşte amcası yapsın diyor. Yani amiyane tabirle söylüyorum. Şimdi bu noktada hani evet diğer her şey de önemli de kadınların da kendilerini görmek istedikleri yer. Yani kendi kararları bunlar da çok önemli. Belki de ilk olması gereken bu. Bu olmasa kimsenin itmesiyle kalkmasıyla da olmaz netice itibariyle. Şimdi Kabaç Hatun'un özelliği şu. Kabaç Hatun Müslüman değil. Ve Emeviler döneminde Buhara'ya yapılan akınlar veya fetihler diyelim. Kabaç Hatun üzerine yapılıyor. Şimdi burada enteresan olan ne biliyor musunuz? Kabaç Hatun Buhara halkı tarafından çok seviliyor. Etraf memleketler tarafından çok seviliyor. O Arap İslam fetihlerini, harekatını anlatan Arap Fars kaynakları da Kabaç Hatun'dan hep övgüyle söz ediyorlar. Bakın bu kadınla savaşıyorlar. İki kere, üç kere yeniyorlar. Her seferinde Kabaç Hatun tamam diyor. Hatta İslamiyet'i kabul ettim diyor. Yani barışı kabul edebilmek için. Sonra Emevi orduları geri dönünce tekrar eski vaziyetine dönüyor. Vergiyi göndermiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ama hiçbir Arap kaynağında Kabaç Hatun'la ilgili olumsuz bir satıra, bir ifadeye rastlayamıyorsunuz. Yani kafir hiç kadın deniyor. Hiç olumsuz bir şey söylenmiyor. Hiçbir şey söylenmiyor. Oo. Tam tersine Kabaç Hatun'un halkı tarafından çok sevildiğini, çok mükemmel bir nizam, evet iyi bir idareci olduğunu hep bunlardan bahsediliyor. Hmm. Şimdi bu bile bakın aslında hani o ya fetihler, askerler her tarafta işte erkek hakimler, kumandanlar, şunlar bunlar. Ama bir Kabaç Hatun var ve o dönemin en çok konuşulan ve hatırda kalan isimlerinden birisi haline gelmiş. Orta Çağ'ın en güçlü, doğunun diyelim, en güçlü kadınlarından bir tanesi. Gerçekten de önemli işler yapmış. Ben Tarihi Buhara isimli meşhur bir eser vardır. Onun tercümesini yaptığım sırada özellikle bu Kabaç Hatun'un faaliyetleri orada çokça geçer. Daha sonra bir makalede, özel bir makalede kaleme almaya çalışmıştım. Böylelikle en azından bu önemli Türk melikesi birazcık daha tanınsın, bilinsin istemiştim. Daha sonra beni çok sevindiren bir şeydir. Geleneksel okçulukla uğraşan ve sadece kadınların bulunduğu, oluşturduğu bir okçuluk derneği Kabaç Hatun ismini aldı. Öyle yani mi? Ben o derneğin isim babasıyım. Bu vesileyle Kabaç Hatun ismi onlar sayesinde de ölümsüzleşti. Buradan onlara da çok selamlarımı iletiyorum. Önemli bir figür, önemli bir karakter. Ve dediğim gibi henüz daha Müslüman olmamasına rağmen bir Türk melikesinin oradaki onurlu direnişi, Arap fatihlerin bile dikkatinden kaçmamış ve ondan saygıyla, sevgiyle bahsederler her Şimdi zaman. Şimdi biz konuşurken de Kabaç Hatun isminden bahsettik. Ama o fetihlere kimler gelmişti? Ordu komutanları kimlerdi? Emevilerin komutanları kimlerdi? Evet. Bunlardan evet. bahsetmiyorsak evet, eğer Kabaç Hatun'un zaten önemini burada anlamış evet, oluyoruz. Evet. Peki hocam şimdi Selçuklulara şöyle bir gelelim. Çünkü evet Kabaç Hatun buna çok güzel bir örnek ama Selçuklular döneminde de öne çıkan kadınlar var. İşte Selçuk Bey'den sonra devlet kuran evlatlardan Torul Bey'in eşi bir Altuncan Hatun var. Ki ben hani tarih ilk okumaya başladığımda hayran olduğum isimlerden bir tanesiydi. Eşi Hemedan'a sığındı dediler. Atına atladı, gitti eşini kurtardı. Evet. Muazzam bir kadın figürü var karşımda. Biraz Altuncan Hatun'dan bahsedebilir miyim? Şimdi gerçekten de şimdi Selçuklu sultanlarının şurada isimlerini saysak
aynı dönemde böyle ismiyle ön plana çıkmış, hatırası günümüze kalmış kadınların sayısı sultanlardan daha fazla. Selçuklardan. Evet. Hem Büyük Selçuklar hem Türkiye Selçuklarında aynı mı hocam? Tabii, tabii. Şimdi bahsedeceğiz yeri geldikçe zaten. Bir de belki şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili bir devlet ana kavramı haymana, vardır. Evet. Bir şeyi vardır. Haymana'dan bahsedilir. Belki de Selçukluların da haymanası Altuncan Hatun'dur diyebiliriz. Diyebiliriz. Çünkü gerçekten de o Tuğrul Bey'in sizin de biraz önce söylediğiniz İbrahim Yinal'ın isyanı sırasında bir yandan Arslan Besasiri ile karşı karşıya hiç beklemediği anda İbrahim Yinal'ın isyanı söz konusu ve iki arada kalmış vaziyette ve gerçekten de Altuncan Hatun orada müthiş bir dirayet göstererek ordusunun başında, ordunun başında. Bir de hocam Tuğrul Bey'in zannediyorum yardıma onu bir durduruyorlar. Oğlunu tahta çıkartmaya çalışıyorlar değil mi? Evet. Hani oğlu tahta çıkıp valide sultan olacakken orada bir hemen bertaraf ediyor etrafındakileri ve ordunun başına geçip orada eşini kurtarmaya gidiyor. Birazcık şey olabilir. Şöyle ki şimdi Tuğrul Bey'in oğlu yoktu. Yoktu. Kendi evet. çocuğu yoktu. Fakat ya işte tarihin döndüğü kırılma anları bunlar. Evet. Yani orada bir basiretsizlik gösterse, geç kalsa, tereddütte kalsa ya Tuğrul Bey belki ya İbrahim Yinal ya da Arslan Besasiri tarafından ortadan kaldırılabilir. Evet. Ya da işte o arada tahta başka birisi oturtulabilir. Yani bakın bu işte tarihin kırılma anları, büyük liderler falan böyle zamanlarda ortaya çıkıyorlar. Hemen farkına varıyor etrafına tabii, dönen dolapların tabii, ve tabii, üzerine tabii. gidiyor olayın. Şimdi çok fazla hakkında bilgimiz yok Altuncan Evet. Hatun'un. Şimdi dediniz ya Selçuk Bey'den sonra. Şimdi Selçuklular yani Selçuk Bey'in o Cende göçüyle başlayan hayat müthiş mücadelelerle geçen bir hayat. Devlet kurulana kadar yani aşağı yukarı bir 50 yıl 60 yıl diyebiliriz. Büyük mücadelelerle geçmiş. Şimdi biz bu dönemde hep şeylerden bahsediyoruz. Yani işte Tuğrul, Çağrı, Arslan Yabgu, Evet. işte Alparslan'ın doğumu falan filan da. Şimdi bunlar tek başına değillerdi. Bunların hepsinin yanında eşleri gerekli desteği ve o toplumun kadınları o mücadele anlarında onlarla birlikte hareket etmemiş, o göğüs, o mücadelelere birlikte göğüs germemiş olsalardı zaten Selçuklular bu sözünü ettiğimiz başarıların hiçbir tanesini elde edemezlerdi. Ha bunlar kaynaklara yansımamış. Şimdi hepimiz tarihçiyiz, şunu çok iyi biliyoruz. Bir şeyin kaynağa yansımamış olması olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi hele hele vekaynameler. Vekaynameler siyasi askeri olaylardan bahsederler. Ve bunların geri planında kalan toplumsal, sosyal, ekonomik, şu bu hayatla ilgili bilgilerden çoğu zaman sarf nazar ederler. Şimdi peki biz toplumsal hayatla ilgili bilgileri nereden daha çok öğreniriz? Vekayname dışındaki diğer eserlerden. Şair tezkireleri bunların örneğidir. Mesela Türkiye Selçukluları döneminde işte Mevlana'nın Mesnevisi, Divan-ı Kebiri ve diğerleri. Şimdi Mevlana burada tarih anlatmaz, şu anlatmaz. Hikayeler anlatır. Bir takım mesajlar içeren bir şeyler anlatır. Ama bu arada Konya'yı anlatır. Konya'daki pazarı anlatır. Oradaki kadını anlatır, çocuğu anlatır, diğerlerini anlatır. Onun dışında elimizde ne var? İşte bu elimizde bir kısmı mevcut bulunan minyatürler, seramikler, keramikler, saray süslemeleri, şunlar bunlar. Ama bakın bunların hepsinde kadın var. Evet. Niye? Çünkü toplumsal hayatı şöyle bir resmini çektiğiniz zaman kadının olmaması mümkün mü? Mutlaka var. Ama dediğim gibi siyasi, askeri olayları yansıtan vekaynamelere bu yüzden çok fazla yansımıyorlar. Şimdi Altuncan Hatun'la ilgili diğer bir kaynaklara yansıyan bilgi. Tuğrul Bey'in vefatından önce Tuğrul Bey'in belki de o devlet kurma aşamasında çektiği çileyi, o mücadeleyi de belki gördüğünden Altuncan Hatun, Tuğrul Bey ve Selçukluların daha böyle güçlü bir konuma ulaşmasını arzu ediyor. Ve bunun için de kendince bir yol bulmuş. Hilafetle yani halife ailesiyle bir sıhriyet yani bir akrabalık bağı kurulması gerektiğini düşünüyor. Ve bu noktada Tuğrul Bey'i cesaretlendiriyor. Halifenin kızıyla evlenmesini bir vasiyet olarak
Tuğrul Bey'e bırakıyor. Altuncan Hatun Tuğrul Bey'den önce mi vefat ediyor? Evet. Ölürken de vasiyet ediyor. Evet, eşine ölürken de vasiyet ediyor. Ama Tuğrul Bey o yaşta zaten 60'lı yaşlarında. Yani gerçek bir evlilik değil. Biliyorsunuz Orta Çağ'da, hatta tarihin büyük bir kısmında, ki birazdan bahsedeceğiz o siyasi evliliklerden de, adı üstünde siyasi evlilik. Siyasi evlilik. Ki o dönemde zaten evlilik kavramı da günümüzden birazcık farklı. Hani şu zamanın ruhu diyoruz ya, o dönemin şartlarında, o yaşam koşulları arasında evlilik, çocuk sahibi olma, ev bark sahibi olma, iş tutmayla günümüzdeki algı arasında çok büyük fark var. Onu da belirtelim. Bazen onu çok yapıyoruz. Yani günümüzün duygusal, düşünsel dünyasıyla geçmişe bakmaya çalışıyoruz. Geçmiş de öyle değil. Daha farklı. Yani mefhumlar, kavramlar, onlara verilen algılar. Bu da anakronik bir yaklaşıma sebep oluyor. O dönemde farklı. Bu siyasi evlilikler de öyle. Yani sultan kızları ve sultan oğulları, yani oh ne güzel sultan çocuğu, melike, melik falan diyoruz da aslında ateşten bir gömlek giyiyorlar. Kendileri için bir sınır belirlenmiş, saray. İşte belli şeyler belirlenmiş. Hiçbir zaman kendi istedikleriyle falan evlenemiyorlar. Hı. O siyasi evlilikler, şunlar bunlar. Ha, bu işte o dönemin bir gereği. Yani o dönem sadece Selçuklularda değil, bütün toplumlarda aynı. O dönem öyleymiş. Bu manada söylüyorum. Yani bugünkü gibi bakmamak lazım meseleye, o dönemin bu işlerine. Şimdi Altuncan Hatun'un da bu isteği, bu vasiyet gibi söylediği şeyleri Tuğrul Bey'i harekete geçiriyor. Daha sonra halifenin kızına talip oluyor. Tabii halife kaim bir emrillah bu evliliğin gerçekleşmesini istemiyor. Müsaade etmiyor ilk başta. Halbuki o sırada Çağrı Bey'in bir kızı da, işte dedik ya, sultan çocukları, melik çocukları, işte o kaderi yaşıyorlar. Halifeyle evlendirilmiş Hatice Arslan Sultan. O halifeyle, kaim bir emrillahla evlendirilmiş. Buna rağmen halife, halife ailesinden bir işte gelini de Selçuklulara göndermeyi kabul etmiyor. Yani esasında Çağrı Bey'in kızı halifeyle zaten evleniyor. Evet. Tuğrul Bey de halifenin kızını istiyor. Evet, karşılıklı böyle bir akrabalık olsun diye. Tabii kayın bir emrillah direnince, burada çok enteresan bir hadisedir. Tuğrul Bey'in veziri Amidül Mülkündüri aslında tam manasıyla halifeyi tehdit eder mahiyette. Bir mesaj gönderiyor. Aslında şu serzenişte, sitemde haklı. Şimdi biliyorsunuz Bağdat Büveyhoğulları tarafından işgal edilmişti. Evet, çok çetin dönemler zaten. Yıllarca onların hakimiyeti altında kaldılar ve Büveyhoğulları o dönemde İslam dünyasında Şii ve Sünni dünya siyaseten ikiye bölünmüş. Büveyhoğulları da Şii İslam dünyasının bir temsilcisi. Yani Mısır'daki Fatimi halifesine bağlı. Şimdi Bağdat halifesi de Sünni İslam halifesi. Düşünebiliyor musunuz vaziyeti? Yani bu günümüzdeki dünyasında şeye benzer. Yani sizin işte örnek vermek doğru olacak mı bilmiyorum. İki devlet arasında büyük bir husumet var. Hı hı. Aslında bir devlet gelmiş, diğer devletin sarayını ele geçirmiş. İçeride halife oturuyor ama işte sarayın önünde işte orayı işgal eden o devletin milli marşı çalıyor. Onun bayrağı dalgalanıyor. Böylesine bir durum söz konusu. Şimdi onları o durumdan kurtaran Tuğrul Bey'di. Yani Tuğrul Bey'e bir mektup yazdı halife. Gel beni kurtar diye. Tuğrul Bey işte işi gücü bıraktı. Tabii biraz vakit aldı onun oraya gelmesi. Bağdat'ı Büveyhoğlu işgalinden kurtardı. Evet. Onun dışında da yine Abbasi hilafeti adeta bitmişti. Tuğrul Bey'in sayesinde tekrar canlandı, tekrar varlığını yapattı, devam evet, etti. Tabii ki Selçuklular özellikle siyasi ve askeri gücü ellerinde tuttular. Yani halifenin o siyasi şeyini birazcık sınırlandırdılar. Bu da gayet doğal o dönemin şeyi içerisinde. Ama neticede böyle bir durum var. Buna rağmen kayın bir emrillah bu işte teklife sıcak bakmayınca işte orada Amidül Mülkündüri devreye giriyor ve adeta hem bunları hatırlatıyor hem de biraz böyle aba altından sopa göstererek bu evliliğin gerçekleşmesini sağlıyor. Fakat evlilik gerçekleştikten hemen sonra Sultan Alparslan Rey'e dönerken, başkenti Rey'e dönerken rahatsızlanıyor
ve işte 60 küsür yaşında Rey de vefat ediyor. Evladı da yok. Yok zaten, evet, ondan sonra bayağı bir kaos, o başka bir konu, başka bir şey. Bir konu. Evet. Şimdi ilk aramızda dakikalar var ama ben hemen şu soruyu da sormak istiyorum size. Evet, bir Altuncan Altun figürü var. Altuncan Altun Tuğrul Bey'in eşi. Ama öbür taraftan işte Tuğrul Bey'den sonra tahta gelecek olan Alparslan'ın da bir Seferiye Hatun'u var ki Melikşah'ın annesi. Evet. Seferiye Hatun'un da esasında Selçuklu tarihinde evet bir devlet ana sembolü belki Altuncan Hatun. Ama daha sonrasında özellikle Anadolu kapılarını açan hep Alparslan'dır deriz ya. Tabii bu başka konuları içeriyor ama onun da Seferiye Hatun'u esasında bir devlet ana figürü olabiliyor mu? Tabii ki, tabii ki. Şimdi dediğimiz gibi yani bu... Bizim sultanların attıkları her adımda, aldıkları her kararda kadınların geri planda çok etkili olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu daha sonraki dönemlerde özellikle sultanların, işte mesela Melikşah da aslında bir ölçüde öyle sayılabilir. 18 yaşındaydı tahta oturduğunda çocuk. Seferiye zaten hani Sultan Alparslan'ın eşiyken değil de Melikşah'ın hani annesi Vale Sultan olarak sarayda esasında çok tabii, etkin tabii, oluyor değil tabii. mi? Şimdi Melikşah aslında Nizamülmülk'ün de desteğiyle tahtın önemli adaylarından biri. Aslında başkaları da var. Hatta Melikşah tahta oturduktan sonra meşhur isyanlar da var biliyorsunuz. Alparslan'ın vasiyeti isyanları var değil mi hocam? Oğlum Melikşah'ı tahta evet, geçirin tabii, diye. Tabii tabii veliaht olarak onu. Veliaht, evet. Ya şöyle, bizim Türk devlet geleneğinde her ne kadar veliaht ilan etme, tayin etme usulü olsa da onun hukuki mantığı şudur. Şimdi bir hükümdar sağken onun koyduğu yasa, onun koyduğu töre caridir. Ama hükümdar öldüğü zaman onun töresi geçersiz hale gelir. Alparslan onu mu tanımamıştı o zaman Tuğrul Bey'in? İşte şimdi şeyde de mesela veliaht tayin ediyorsunuz. Herkes sizinle beraber geliyor. Evet. Fatih'te de oldu ya. Evet. Murad'ın şeyinde. Herkes geliyor, tahta oturuyor. Ona sultanım diyor, padişahım diyor. Fakat sultan öldüğü zaman onun o konudaki töresi artık ne diyelim iptal olduğu için taht kavgaları devam edebiliyor. İşte o noktada da tabii ki hem Seferiye Hatun hem Nizamülmülk'ün Melikşah'ı yönlendirme noktasında. Çünkü yaşı da genç sayılır. Mesela Sultan Alparslan tahta oturduğunda daha ileri yaştaydı. Tecrübesi de vardı. Merv'de babasından sonra meliklik yapmıştı. Birçok tecrübesi vardı. Melikşah o kadar tecrübeli değildi. Daha genç. Hem onun davranışlarını ve adımlarını yönlendirme hem de o sırada meydana gelecek saray içerisindeki o gruplaşmalar esnasında Melikşah'ın belki farkına bile daha varmadan onu destekleyecek o ekibin, grubun, bürokrasinin, askerin oluşmasında onların çok büyük etkileri var. Şimdi bu örneklerden bile işte çıkıyor. Hani hep şey derler ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Şimdi bazıları bunu söyleyince buna da karşı çıkıyorlar. Ya bak yine kadın arkada dediniz. Ya bu metaforik olarak kullanıyoruz burada. Yani kadın arkada olduğundan değil, geri planında onun başarılı olmasını sağlayan destekçisi anlamında bunu söylüyoruz. Yani şu örneklerde bile bu zaten açık bir şekilde görülüyor. Sadece şu verdiğimiz örneklerde. Evet. Şimdi Seferiye Hatun dedik. Ancak tamam, biz Altuncan Hatun'dan başladık, Seferiye Hatun'a gittik ama tarih kitaplarında bir kadın var. Nizamülmülk de kendisine, onu birazdan konuşacağız ama hemen herkesin bahsettiği, dizilere konu olan Terken Hatun. Tarihte çok Terken Hatun var ama evet, bir tanesi var ki belki Harezmşahların Terken Hatun'u da çok iktidarlı, evet, kudretli bir, evet, kadın ama Melikşah'ın eşi olan Terken Hatun hakikaten tarihte muhteris bir sultan mıydı? Yahut hayırsever bir kadın mıydı? Veya eli kanlı bir katil miydi? Esasında evet, her şey söyleniyor hakkında. Biraz biz Terken'in kimliğinden bahsedebilir miyiz? Karahanlı olduğunu biliyoruz. Evet. O da bir hani prenses de esasına baktığınızda Selçuklu'ya gelin geldi. Ama Selçuklu Sarayı'nda da bir hükümdar gibi hayat sürdü. Evet. Biraz Terken'den bahsedelim. Şimdi, araya gitmeden önce. Ben hani Selçuklu aşığıyız. Her şeyiyle seviyorum. Ama Terken'i sevmiyorum. Hocam son yok, bir öyle demek var, istemiyorum da. Yani çok kızgınım. Terken'e mi kızgınsınız? Çünkü gerçekten o muhterisliği, kendi oğlu daha, o da çok küçük yaşta olan Mahmud'u tahta oturtmak için
yaptığı işler hem Melikşah'ın hem Nizamülmülk'ün hem kendisinin hem Mahmud'un herkesin hayatına mal oldu diyebiliriz. Ve büyük bir sıkıntıya sebep oldu. İsterseniz aradan sonra devam edelim. Aslında Selçuk bunun kaderiyle oynadı diyebiliriz. Ne yazık belki ki öyle. Evet. Evet. Hocam buna devam edelim. Tamam. Efendim programımızın ilk arasına gidiyoruz. Bizler Terken Hatun, daha sonrasında Gevher Nesibe, Mahmelek Sultan, Hatice Sultan, Ayşe Sultan gibi isimlerle devam edeceğiz. Aradan sonra biz buradayız. Yön Veren Kadınlar kısa bir aradan sonra devam ediyor. Biz Erkan Göksu hocamıza Terken Hatun'u sormuştuk ve tekrar sorumu yöneltiyorum. Hocam, eli kanlı bir katil mi, muhteris bir hatun mu? Siz çok kızgın olduğunuzu söylediniz Terken'e. Ya şöyle, şimdi dedik ya, tarihte kırılma anları falan oluyor. Şimdi Terken'in devlet idaresine ve saraydaki o bir takım işleyişe müdahalesi Selçuklu Devleti'nde ciddi bir kırılmaya sebep oldu. Ve onun yol açtığı olaylar silsilesi gerçekten Selçuklara, Türk tarihine, hatta ve hatta İslam tarihine büyük zararlar verdi. Yani İslam çok tarihine açık, zararlar tabii, verdi. Çok evet, açık. Çok güzel bir ayrıntı. Şöyle ki, işte o yüzden Terken'e çok muhabbetim yok diyebilirim. Hatta ve hatta biraz daha insani yönüyle söyleyeyim. Şimdi Melikşah daha çok erken yaştayken zaten nişanlanmışlardı. Terken Hatun Karahanlı ailesinden geliyor. Karahanlıların şöyle bir özelliği var. Karahanlıların Afrasyab'ın, yani Alper Tunga'nın soyundan geldiğine dair bir inanç vardır. Öyle bir kutsal şeyleri var, inançları var, evet, değil mi? Bundan dolayı Karahanlılar, bakın bu dönemde yani Türkiye Selçuklularına falan da tabi oluyorlar ama her zaman hanı hanan, yani hanların hanı unvanıyla anılırlar. Ve Selçuklular kuruldukları andan itibaren diyebiliriz adeta bir gelenek gibi mutlaka Karahanlılarla kız alıp vermişlerdir. Mesela Çağrı Bey'in eşlerinden biri de Terken Hatun. Sonra bir bakıyorsunuz, bakın Alpaslan'ın var. Yani hepsinde bir Terken Hocam, Hatun Hocam Seferiye var. Hatun Karahanlı mı? Evet, o da. Seferi, evet. Evet, o da Karahanlılardan gelme. Çünkü şey söyleyeyim. Yani şimdi, Karahanlılarla kız alıp verme olayı, işte Alparslan'ın da zaten birazdan tabii. bahsedeceğiz. Şimdi şöyle, dedik ya, bir böyle itibar şeyi katıyor Selçuklulara da. Ve o gelen kadınların aslında hepsinin bir ismi var. Fakat ünvanları Terken olduğu için, Terken bir ünvan. Kraliçe gibi. İsim, aynı. Hükümdar şimdi gibi. Mesela işte Arap Fars kaynakları özellikle Terken aşağı, Terken yukarı, onların isimlerini Terken zannetmişler. Terken değil. Mesela şeyin Celaliye Hatun diyebiliyoruz. Yani Melikşah'ın Terken'in Celaliye Hatun diyebiliyoruz. Kaynaklarda öyle geçmiş. Şimdi bunlar tek de gelmiyorlar. Yani nedimeleri vesaireyle zaten saraya geliyorlar ve kendilerine özel bir önem, ihtimam gösteriliyor. Ve işte içlerinden bazıları Melikşah'ın Terken'i gibi biraz da o kişisel özellikleriyle daha etkili bir hale geliyorlar. Yani kaynaklar bunu açıkça yazıyor. Karahanlı soyundan geliyor olması, yani Afresyab'ın soyundan geliyor olması. Kendisi de işte zeki, işte bu tür işlere ilgili, meyilli, bu ifadeler yer alıyor. Etkili bir pozisyonda. Fakat Melikşah, kendine ait bir divanı olduğu, ordusu olduğu, kendi doğru değil mi? Var. Kendi tabii, veziri kendi, var. Mesela bu Tacül mü? Tacül. Kendi veziri. Daha sonradan. Yani kendine ait divanı var. Önemli bir pozisyonda. Yani hani başından beri devlet konuşuyoruz içinde ya. Devlet adeta. Evet, sanki öyle bir şey var. Şimdi bu münasebetle onu da görelim. Şimdi bu ikisi işte uyum içerisinde olduğu zaman devlet yürüyor. Ama işte bu olmadığında, Terken Hatun örneğinde olduğu gibi artık farklılaşıyorsa, hırslar ve diğer bir takım şeyler devreye giriyorsa da olumsuz. Benim en çok ona kızmamın sebebi şu. Bunlar daha çok küçük yaştalardı nişanlandırdıklarında. Yani Melikşah gözünü onunla açtı. Melikşah ona aşıktı. Kaynaklarda bunu görüyoruz. Çok büyük etkisi var Melikşah üzerinde. Ama o ne yaptı biliyor musunuz? O 38 yaşında dağ gibi sultan, daha 38 yaşında Bağdat'ta Allahu Alem zehirlenerek öldürüldü. Ve Melikşah'ın cenaze namazını bile kıldırmadı.
Melikşah vefat eder etmez parmağındaki sultanlık yüzüğünü, ki yüzük hakimiyet alametidir biliyorsunuz, çıkardı. Dedi ki cenaze namazını kıldırmayın, duyulmasın. O yüzüğü tuttu, emirlerinden biri olan Kürbuğa'ya verdi. Hemen dedi İsfahan'a git. İsfahan'da en büyük oğlan Berkiyaruk, ki o dönemde daha 11 yaşında çocuk, daha 12 yaşında. Onu tutuklat ve öldürt. Tahta geçemesin. Tahta geçemesin. Veliaht da öldürt. Zaten Berkiyaruk muydu? Evet. Bütün zaten şeye rağmen Nizam-ı Mülk'ün etkisiyle evet. Berkiyaruk'u. Berkiyaruk. Şimdi yani en azından Melikşah'a 38 yaşında. Bakın ben 46-47 yaşındayım ya. Ya adam 38 yaşında öldü. Şimdi 38 yaşında ölen adamın kaç yaşında çocuğu olur? Berkiyaruk en büyüğü. Daha 11-12 yaşında. Ha belki Terken Hatun'un bu kadar inat ve ısrarcı olmasının sebebi şu olabilir. Şimdi aslında en büyük oğlu Berkiyaruk'un Terken Hatun'dan doğan çocuktu. Fakat birkaç yaşında daha çocukluğunda hastalanıp vefat etti. Şimdi doğal olarak en büyük çocuk hani veliaht olacaksa, ki Nizamül Mülk'ün de zaten Berkiyaruk'ta ısrar etmesinin sebebi bu. Diyor ki diğerleri daha çok küçük. En büyüğü diyor işte 12 yaşında, 11 yaşında olan Berkiyaruk. Onun ismi mi diğer çocuğa verildi? Yani Terken Hatun'un ilk çocuğu doğdu. Ahmet, ismi Ahmet. Ahmet öldü. Evet. Tamam, sonrasında Berkiyaruk veliaht oluyor. Ahmet evet, yaşasa evet. Ahmet olacak. Yani evet. Terken Hatun'un tabii, çocuğu olacak. Tabii. Evet. Ha Berken şey Terken ikinci çocuğu diyelim. Yani Ahmet Mahmut. Öldü. Mahmut da ikinci çocuğu. Belki de o yüzden çok ısrarcı olabilir. Yani ilk çocuk zaten veliahtlık benim çocuğumun hakkıydı ama öldü. Dolayısıyla tamam yaşı küçük ama bu çocuğum da olsun. Belki de bu yüzden bu kadar ısrarcı oldu, bilmiyorum ama onun o ısrarı, onun o İlla ihtirası, kendi çocuğunun tahta evet, geçmesi. Yani bu devlete çok büyük zarara sebep oldu. Bakın ne oldu. Şimdi o dönemde sadece Selçukluların değil bütün İslam dünyasının başında Hasan Sabbah ve işte Haşhaşiler, Batıniler evet. Diyelim bir bela var. Ve dikkat edin Hasan Sabbah bir sürü maceradan sonra tam 1090 yılında geldi Alamut'a yerleşti. 86'larda falan geliyor ama tam 1090 yılında geldi Alamut'a yerleşti. Şimdi o dönemde onun bir amacı var. Bu daha gitmeden bunu söylemiş. Adam tam bir Türk ve Selçuklu düşmanı. Bunu eserlerde mesela Cüveyni'de falan görüyoruz. O da işte ondan intikal ettiği söylenen bir eserden kaydetmiş. Diyor ki yanıma diyor işte birkaç tane diyor adam olsa, sadık adam, ben bu diyor Selçukluları çökertirim. Yani Selçuklulara karşı müthiş bir şeyi var. Nefret. Hasan Sabbah'ın başka bir şeyi yok. Yani Selçuklu düşmanlığı. Ha bunu işte Sünni İslam dünyasına karşı olarak ifade ediyor. Sünni İslam dünyasının hamisi, koruyucusu, her şey zaten Selçuklular. Şimdi o sırada Hasan Sabbah'ın da derdi Selçukluları çökertmek. Şimdi Melikşah gibi bir adam daha 38 yaşında. Ben bazen söylüyorum bunu ne diyelim bir metaforik manada söylüyorum. Şimdi bu adam 38 yaşında eğer ölmeseydi belki 40 yaşında nerelerdeydi? Belki 40 yaşında İstanbul önlerindeydi belki. Zaten bakın, işte, 45 yaşında kim bilir neredeydi. Evet, yani şimdi böyle baktığımız zaman hani neyi kaybettiğimizi daha iyi anlamak için. Şimdi ne yaptı Terken? Bu amacına ulaşmak için en büyük rakip olarak da Nizamül Mülk'ü gördü. Bakın Nizamül Mülk aleyhine hep bir şeyler yazılır, söylenir. Dönemin kaynaklarına da yansımıştır. 1090 tarihinden önce böyle bir şey yok. 1090'dan sonra. Yani Hasan Sabbah o bölgeye gelip artık tam hedefine Selçukluları tam olarak koyduktan sonra, faaliyetlerine başladıktan sonra. Anlaşılan şu, bir itibar suikastine girişildi Nizamül Mülk'e karşı. Adam işte yok rüşvet aldı, yok onu yaptı, yok oğullarını şöyle etti, böyle etti. Bir gerginlik oluşturuldu. Ha uzun zamandır görevde bulunması, diğer Selçuklu devlet adamlarının sıra bekliyorlar. 50 yıl değil mi? 50 yıl. Bir fiil 50 yıl Türk devletine hizmet etti Nizamül Mülk. Zaten işte 70 küsur yaşında öldü. Yani bir fiil 50 senesi bunun şeyle Selçuklu devletine, Türk devletine hizmetle geçti. İtibarını falan sarsıyorlar.
Bu veliahtlık konusunda Terken diyor ki ille kaynağın ifadesiyle söyleyeyim. Her diyor yalnız kaldıklarında diyor işte yine işte bir takım sevimlilikler de yaparak Melikşah'ı kandırmaya çalışıyordu. Şöyle yapıyordu fakat her defasında Nizamülmülk diyordu ki sultanım o daha çocuk süt bebesi o sırada Mahmut daha bakın. Yani bu veliahtlık işi olduğunda daha yani süt emiyor daha annesinden. En büyüğü Berkiyaruk'tur dolayısıyla uygunu odur. Ve nihayetinde Nizamülmülk ile Melikşah'ın arası açılıyor. Ama nasıl? Nizamülmülk bu Berkiyaruk'u söyledikçe Terken Hatun Tacülmülk'ün ki Tacülmülk'ün de batınilerle ilişkisi olduğu kaynaklarca açıkça ifade ediliyor. Adeta bir güç birliği oluşuyor. Bir ne diyelim yüzük kardeşliği oluşuyor. Yani taraflardan bir tanesi oğlunu veliaht ilan etmekten başka bir şey düşünmeyen hırslı bir anne. Tacülmülk şahsında Nizamülmülk'ü devirerek ondan boşalan devlet bürokrasisindeki yerlere çalışmak isteyen Tacülmülk ve onun ekibinin hırsı. Diğer taraftan hiç görmedikleri bir şey var. Yukarıda da işte Hasan Sabbah'ın emelleri. Ve bu iki hırslı, bu iki hırsı diyelim Hasan Sabbah kendi adamları aracılığıyla görünen o ki çok güzel kanalize etti. Aslında kendisi hiçbir şey yapmıyormuş gibi oldu ama işte fitne diyoruz ya o fitneyle arayı bozdu, karıştırdı. Önce Nizamülmülk'ü üzerinden işte bir ay bir iddiaya göre de 40 gün geçtikten sonra da Bağdat'ta Melikşah'ı ortadan kaldırdılar. Mesela o Bağdat'taki hikayenin bir yönü de şudur ölmesinin. Şimdi o sırada halifelikle de gerginlik var. Evet. Melikşah'la halife i̇şte Muktedi orada arasında. Orada esasında Melikşah'ın kızıyla alakalı, Mahmelek'le alakalı bir mevzu var evet, değil mi? Yani o da oraya var. Gidişi evet, evet, Mahmelek evet. Çünkü evet. Halifenin eşi. Evet. Halifeye gelin gitti evet. Selçuklu Sarayı'ndan. Sonrası hocam? İsterseniz şunu söyleyeyim Mahmele'ye oradan o, geçelim. Tabii. Melikşah oradaki kızgınlıkla Bağdat'ı terk edin diyor Abbas halifelerine. Bağdat'a ben oturacağım diyor. Halifeyi kovuyor Bağdat'tan. Evet diyor ki burayı terk edin. Kızıma eziyet ettin diyor. Diye. Basra'ya gidin diyor. Derhal terk edin diyor. O arada işte Tacülmülk falan diyorlar ki sultanım nereye gitsinler derhal? Bari bir 10 günlük süre verelim. O 10 günlük süre bitmeden de Melikşah Bağdat'ta zehirlenerek zehirleniyor. Öldürüldü. Evet. Yani ölümünde esasında Terken'in parmağı var mıydı? Şimdi işte o noktada halk arasında da bunlar hep söylenmiş. Kaynaklar evet. Yazıyor. Bazıları Terken'i, bazıları doğrudan doğruya Hasan Sabbah'ı ve onun dâilerini, bazıları bu noktada halifeyi, Abbasi halifesini, bazıları Tacülmülk'ü suçluyorlar. Ha günümüz itibariyle şu yaptı demek mümkün değil. Kaynaklarda işte onun hizmetinde bulunan bir şahsın ismi geçer. Melikşah işte zehirli şeyi yedirdi falan filan diye geçer. Lakin tam olarak hangisinin net yaptığını bunu bilemiyoruz. Evet. Ama işte ortada olan hikaye bu. Kimin öldürdüğü, kimin yaptığı önemli değil. Kimin yaptırdığı ve kimin işine yaradığı önemli. Hedefe ulaştılar. Bakın sonra ne oldu biliyor yani. Musunuz? Şimdi Tacülmülk bakın. Tarafları şimdi bakalım ne oldu? Nizamülmülk'ü öldürdünüz. Melikşah'ı da öldürdünüz. Şimdi Terken Hatun'un, Tacülmülk'ün ve Mahmud'un akıbetlerine bakalım. Tacülmülk daha sonra bu Berkiyaruk'la Muhammed Tapar arasında, Mahmud arasında bir sürü mücadeleler var. Zaten işte evet, fetrete evet, giriyor evet, devlet. O arada Nizamülmülk'ün gulamları tarafından parça parça edilerek öldürüldü. Bir mezarı bile yani yok. Yani vezaret Tacülmülk'e kalmadı. Mahmud'a bakalım. Mahmut çiçek hastalığına yakalandı. Aynen. Küçük daha kaç yaşında bu çocuk? Zaten hocam kaç? 5-6 yaşlarında değil mi? Evet 5-6 yaşında. Çok küçük. Onun yani, savaştığı Berkiyaruk kaç yaşında? 12 yaşında. 12 yaşında. Şimdi biz anlatıyoruz Berkiyaruk'la Mahmut savaştı. Ya 1-6 yaşında, 1-12 yaşında. Muhammed Tapar, ondan sonra Sencer. Evet. Hepsi küçük çocuklar aslında. Şimdi Sencer tahta oturduğunda işte biraz zaman geçmiş ve büyümüştü. Evet. Ama bakın neye mal oldu Selçuklara. Şimdi Mahmut garibim çiçek hastalığından öldü. Terken de ondan kısa bir süre sonra o da vefat etti, o da öldü. Evet. Kime kaldı? Dönüp baktığımız zaman bu iş kimin işine yaradı? Selçuklu Devleti yıllarca süren fetrete girdi. Berkiyaruk, Muhammed Tapar, Mahmut bir tutuş şu bu. O arada neler oldu? Selçuklu gücü, azameti
azaldı. Hocam bir de Terken Hatun evlenmeye de çalışıyor değil mi Yakuti ile? Tabii o siyasi şeylerle bir sürü başka yine işler hala var. Yani şey, tabii, ihtirasından tabii. Var değil. İşte güç toplayabilmek evet. için bir sürü bir şeyler. Bu arada bir de ne oldu biliyor musunuz? Haçlı seferleri oldu. Yani bizimkiler burada bunlarla uğraşırken, birbirlerini kıymakla uğraşırken 6 yaşında bir çocuk, 12 yaşında bir çocuğun arkasında ordular toplanıp işte anneleri, devlet adamları, şunlar bunlar birbirlerini yerken diğer tarafta Haçlı seferleri oldu. Haçlılar Anadolu'da, İslam topraklarında dünya kadar kan döktüler. Bakın nelere sebep oldu, nelere sebep oldu. Hasılı, şimdi ben Terken Hatun'u nasıl seveyim? O yüzden bir, o Melikşah'a yaptığı şey, yani sana aşık kocan ölüyor, adamın cenaze namazını bile kıldırmıyorsun, parmağından yüzünü alıyorsun, işte onun diğer oğlunu öldürmek için gönderiyorsun. Bir nehir kenarını öyle alevede evet, gömülüyor evet. değil mi Melikşah? Ve Melikşah'ın İbn-i Nesir şöyle der, görülmemiş bir olay olarak bunu kaydeder. Anlat. Der ki sen işte Melikşah gibi bir cihan sultanı ol. Fakat cenaze namazın bile kılınmadan gömül git. Yani olabilir mi? Düşünebiliyor şimdi, musunuz yani? Bir Altuncan örneğine bakıyoruz. Evet. Yani evet. ölürken bile eşinin tabii, varlığını tabii, ve tabii. Selçuklu Devleti'nin bekasını düşünen bir kadın. Evet. Yine Seferiye Hatun keza öyle. Ama arkasından gelen Terken'in yaptıkları Selçuklu'nun ve işte önüne bakın mal yine oluyor. Şey. Altuncan Tuğrul beraberliği, Seferiye Alparslan beraberliği evet. ve diğerlerinde devlet yükselirken işte Terken Hatun hırs, ihtiras ve birlikte hareket etmeme, o kadın erkek birlikteliğinin mevcut olmaması devleti ne hale getiriyor. O yüzden bence tarihimizin kırılma noktalarından, anlarından bir tanesidir. O yüzden Terken Hatun'u sevmiyoruz. Yani hasılı tarihe kadın yön verir ama olumlu, olumsuz örnekleri tabii, de tabii bazen ne yazık ki olumsuz yazık örnekleri ki de var. Peki hocam şimdi bu da aslında benim için hani tarihte kadını çalışan veya bu program için önemli bir konu. Mahmelek Sultan, Mahmelek Hatun. Şimdi Türk devletlerinde kız çocukları çok kıymetlidir. Kız çocuğu olduğunda tabii, biz tabii, biliyoruz tabii, ki hani tabii. işte Türkmenistan'da, işte Türkistan'da o dönemde bir kızı olduğunda övünçle obada dolaşır ve bir kız babası diye hitap edilir. Bu kadar Evet. güzeldir. Kızına eziyet edildiği ödendiğinde halife Melikşah kalkıyor ve Bağdat'a gidiyor. Daha sonra Evet. da az önce buyurduğunuz gibi Bağdat'tan kovuyor onları gideceksiniz Evet, diyor. Tabii sonra canından oluyor ama evet. bu da önemli bir ayrıntı değil Tabii mi? şimdi bence o da çok örnek olaylardan bir tanesi. Şimdi halife ailesine biraz önce söyledim Çağrı Bey'in kızı yani Alparslan'ın kardeşi Hatice Arslan Hatun verilmişti. O da bir problem yaşadı sarayda. Onun üzerine de yine Sultan Alparslan dönemin ki benim Berzem romanımın da kahramanıdır. Gevherayn'i görevlendirdi. Bağdat şıknesiydi. Gevherayn halife sarayının önüne gidip nevbet çaldırdı. Bunlar o dönemin şeyinde yani abu altında uyarı mı? Uyarıdır. Büyük bir uyarı Evet, ama. uyarıdır. Bu Hani şekilde. Yani yapamazsın. Yani bizim kızımıza bunu yapamazsın. Şimdi Mahmelek de aynı şekilde. Mahmelek Sultan da Melikşah'ın kızı. Mesela oradaki Terken'in de kızı değil mi? Evet, Mahmelek, evet. Şimdi orada zaten düğüncü olarak giden şey Terken. Evet. Yani tamamen Türk usulüne. Çok da iyi bir süt parası istiyor halifeden. Evet, evet. Çok enteresan. Her şey Türk adetlerine göre yapılıyor. Evet. Yani düğün, nişan, şu bu merasimleri falan. Ve bakın işte bu da aslında Türk ne diyelim kültürünün bir örf yansıması. Adet, evet. Halifeyle adeta anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki yani bizim adetlerimize göre olacak bu evlilik. Nasıl olacak? Başka kadınlarla ilgilenmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Tek evlilik mi? Evet. Halifenin. Bunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki böyle olacak. Halife kabul ediyor bunları. Daha sonra işte bozuluyor. Yani başka kadınlarla ilgilenmeye başlıyor. O ara işte şiddet uygulamaya başlıyor. Mahmelek Hakun bunun üzerine henüz daha şeyi de var, yavrusu şiddeti da var. Şiddeti duyduğunda gidiyor değil mi Melikşah? Evet, evet. Evet. Bu haber gider gitmez şeye, bir de Cafer diye bir çocuğu doğmuş işte halifeden evet, Cafer. Bakın buna rağmen Melikşah bu haber gittiği anda aynı Alparslan gibi hemen oradaki şıhneyi harekete geçiriyor. Onun aracılığıyla diyor ki hemen çık gel. Bakın
Yani halifedir, idare et, şu bu ya da demiyor eşindir. Yani. İşte eşindir, hani gelinlikle evet, girdin, kefenle çıkacaksın mevzu çünkü yok. Diyor ki böyle böyle söz verdi, eğer sözünü tutmuyorsa hemen çocuğunu da al gel. Evet. İşte o noktada bakın çok enteresan, geriliyor. Bunun için geriliyor iki devletin arası. Halifeyle işte Melikşah'ın arası. Tabii Mahmelek Sultan daha sonra geliyor, vefat ediyor. O da bahtsız. Yani dedik ya sultan oğulları, sultan kızları ne yazık ki bu tür kadere de ne yazık ki evet, maruz kalıyorlar. Evet. Bir bahtsız daha var hocam. Yine Selçuklu Sarayı'nın kızı, Sultan Alparslan'ın kızı. Evet, Ayşe Hatun. Orada da yani benim içimi çok fazlasıyla yakan bir hadisedir. Karahanlılara gelin Evet, gidiyor evet. Ve Karahanlılar tarafından öldürülüyor. Evet, Eşi tarafından evet, öldürülüyor. Evet. Sultan Alparslan da son onun intikamını mı almaya gitti acaba? Şimdi benim Berzem romanımda buna kısaca değinmiştim. Şimdi hepimiz Sultan Alparslan'ın işte bu Karahanlı seferi yani son şehit edildiği seferden haberdarız. Bunun çeşitli siyasi ve askeri sebepleri var. Yani hatta işte bir ganimet malı olayı vardır. Ayrıntısına girmeyeyim burada. Şimdi fakat ben bu romanı yazarken de aklıma şu geldi. Şimdi bu olaylar az önce yani sefer kararı verilmeden önce Sultan Alparslan'ın kızıyla evlendirilmiş Şemsülmülk Han, o dönemin Karahanlı Hanı. Ve o sırada Karahanlı toprakları veya sınırlarında diyelim Alparslan'ın oğulları Melikşah ve Ayaz'ın bir takım faaliyetleri var. Şemsülmülk de bundan rahatsız. Yani neticede Karahanlı hükümdarı o da. Her ne kadar güçsüz olsa da demek ki bir itibar, bir şey görünüyor. Ve Selçuklara karşı böyle eli kolu bağlı olmak demek ki onu rahatsız ediyor. Ve Ayşe Hatun'a şiddet uyguluyor. Gerekçesi de şu, senin bu babandan ben ne çekiyorum, senin bu kardeşlerinden ben ne çekiyorum babasından diye. Babasından dolayı. Yani Sultan Alparslan hani sınırdaki itiş kakış evet, var ya, evet. Ayaz ve Melikşah da işte o bölgeye gelmişler, bir arada çatışmalar olmuş, bir şeyler olmuş. Bunun üzerine şiddet uyguluyor ve ne yazık ki Sultan Alparslan'ın kızı Ayşe Hatun bu şiddete dayanamıyor ve vefat ediyor. Şimdi ben bu kaynaklarda falan yazmıyor ama dedik ya kaynakta her şey yazmıyor. Bir de bunlar insanlar. Bizim gibi yaşıyorlar, hissediyorlar, duyuyorlar, rüya görüyorlar, hayal kuruyorlar. Sultan da olsa baba. Tabii, kız babası. Evet. Yani şimdi Sultan Alparslan bu seferi Şemsülmülk üzerine düzenlerken bu şekilde hayattan kopartılmış kızının yasını, hıncını, belki de intikamını hiç düşünmemiş midir? Bence düşünmüştüm. Şey var mı hocam? Yani Sultan Alparslan kızının şiddetten dolayı öldüğü haberini aldığında herhangi bir yazısı, bir sözü yansıyan var mı kaynaklara? Ne yazık ki kaynaklara yansıyan yok. Ama dedim ya bizim gibi insan bunlar. Tarihe biraz da böyle bakmak lazım. Yani hissetmemiş olması mümkün mü Nermin Hanım? Yani... Şey vardır ya hani Napolyon'un Akka'ya gelmesi, Cezir Ahmet Paşa'ya para teklif etmesi. Hani Cezir Ahmet Paşa 3 Napolyon ne diyor? İşte para 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 diyen Napolyon. Cezir Ahmet Paşa'ya para teklif ediyor, mektup yazıyor. Cezir Ahmet Paşa cevaben ona mektup yazmak yerine topla tüfekle karşılık veriyor. Şimdi Sultan Alparslan'da böyle bir sözü yok ama. Belki de. Evet belki bir de. Baba olarak belki de ordusunu toplayıp evet, gitmesinin sebeplerinden. Ha, şunu şey yaparız o romanda da ben o psikolojik şeyi de yapmıştım. Yani hırsına yenilme, sadece intikam duygusuyla hareket etme. Bu belki söylememiz Sultan Alparslan'a haksızlık olur. Dediğim gibi başka sebepler de var. Yani o aslında doğuya yönelik düşünceleri var. Pardon batıya yönelik ama doğuda işte sürekli bir rahatsız eden Karahanlılar var. O meseleyi çözmesi gerekiyor. Evet bu sebepler de var. Ama bu sebeplerden en azından bir tanesinin belki de geri planda kalan dolaylı bir sebebinin kızının bu şekilde adil bir hükümdar olarak da bu şekilde öldürülmenin de belki hesabının sorulması da zaten lazım geliyordu. Ne yazık ki işte iki hani bahtı kara sultan diyebiliriz. Hem Sultan Alparslan'ın kızı Ayşe Sultan hem de Mahmelek Sultan Melikşah'ın evet, kızı olarak baktığımızda belki de Türk televizyonlarında çok da konuşulmayan, daha önce pek de zikredilmeyen bir evet, olay bu. Ne yazık ki çok böyle bir var. Şeyi düşünürsene Yıldırım'la işte ne bileyim Karamanoğlu ile Osmanlılar arasındaki evet, o mücadeleler sırasında ya bu şu
bu evlilikler hep var. Kaynaklara bazıları geçmiş, bazıları bir satırla geçiyor, bazıları da geçmemiş. Ama daha sonra işte düşünün, hanedan kızlarının kocalarıyla babaları savaşıyor mesela. Şimdi düşünebiliyor musunuz saraydaki bunların bu meseleye bakışlarını, durumlarını? Gerçekten sultan çocuklarının hem erkeklerinin hem kızlarının hayatlarını, psikolojilerini, dünyaya çok bakışlarını zor. Bir de bu çerçeveden düşünmek lazım. İşte ben Padişah Anaları kitabını yazarken özellikle giriş kısmında bunu yazmıştım. Yani her devirde zordur sultan olmak, kral kızı veya padişah kızı. Evet. Gün görmemiş topraklara, kendinizin belki de haritada bilmediğiniz bir yere gelin gideceksiniz. Belki o dönemde siyasi bir beraberlik oluyor bu ama sonrasında babanızla eşiniz savaştığında siz hangi tarafta olacaksınız? Evet. Hangisi için dua edeceksiniz? Yahut birisi öldürüldüğünde karşındaki insana baban da olsa, eşin de olsa ne cevap vereceksin? Hakikaten çok zor. Yani bu kolay mevzular değil. Sadece o prenseslik veya belki sultanlık romanlarda güzel geliyor insanlara ama hakikatte böyle Evet. değil. Hocam şimdi bir de Türkiye Selçukları döneminde özellikle saraylarda, Kubadabat Sarayı'nda, işte Selçuklu Sarayları'nda kadınla erkek hep yan yana tasvir ediliyor. İşte basılan paralarda eşini ve kendisinin tasviri, işte eşinin güneş, kendisini aslan olarak tasvir ediyor. İşte İkinci Gıyasettin. Biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Hunat Hatun var. Sizin de çok önemsediğiniz. Hunat Hatun tarih sahnesinde çok önemli bir yere sahiptir. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Evet. Yani hep Büyük Selçuklu kadınlarından bahsettik. Seferiye, Terken, Altuncan dedik ama bir de Türkiye Selçuklularından Şimdi Türkiye Selçuklularında ön plana çıkan kadınlar genellikle bu siyasi ve askeri güçlerinden daha çok sanatsal faaliyetleriyle, hayratlarıyla, hatta daha farklı Büyük Selçuklulardan tasavvufi diyorsunuz. Yönleriyle falan daha çok ön plana çıkıyorlar. Şimdi bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Hunat Hatun. Şimdi ben aslında diğer ismini daha çok seviyorum. Mahpere Hatun. Mahpere. Mahpere Hunat Hatun. Ha, bu Hunat ismi de hala etimolojisini falan tartışıyoruz. Yani o Hunat da kral, ne demek? Kraliçe gibi bir şey mi? Şöyle. Bir mı? Şimdi Huant veya işte Hont. Hont Farsçadan geçtiği gibi bir şey var. Bazıları da şu görüş de var. Yani hatun kelimesinin, Türkçe hatun kelimesinin, işte Farsça'da muharrefinin işte Hont, Huant şeklinde dönüştüğü şeklinde tam çözebilmiş değiliz. Ama bu da bir ünvan. Yani tıpkı Terken'deki gibi bir ünvan olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu Hont kelimesi de işte muhtemelen onunla ilişkili. Türkiye Selçuklu tarihinde de Hont adını taşıyan veya Hont denilen birçok şey var. Tıpkı Terken gibi, öyle söyleyelim. Şimdi Mahpere Hatun da Kolonoros kalesinin hakimi olan Kirfart'ın kızı. Evet. Bir rivayete göre ismi Destina. Destina. Şeyden aslında bir önce prenses Destina. O da değil evet, mi? Bir evet, prenses. Destina. Ama küçük bir şey. Bunlar Rum mu yoksa Ermeni mi? Bu da tartışılıyor. Yani küçük bir Ermeni krallık da değil aslında. Beylik gibi falan diyebiliriz bunlara. Mesela biz Kilikya Ermeni Krallığı diyoruz. Ya Kilikya bile işte eti ne budu ne? Yani işte Trabzon Rum İmparatorluğu diyoruz mesela. Eti ne budu ne? Şimdi bunlarla bizim bey dediğimiz var ya, beylik dediğimiz Artuk beyleri, şunları bunları kıyaslasak bile bunlar onlardan 10 kat daha büyükler. Hem siyasi hakimiyet olarak hem diğer etki itibariyle muhtemeldir ki küçük bir bey diyelim. Onun kızı Sultan Alaaddin Keykubat, zaten Ulu Keykubat gerçekten çok müthiş bir ufka sahip bir hükümdar. Ben mesela kıyas bakımından en azından tarihsel konumunu tam belirleyebilmek için onu Fatih'e benzetirim. Nasıl ki Fatih birçok dil bilen, ufku çok geniş bir hükümdarsa Alaaddin de öyle. Yani birçok dil biliyor, dünyaya vakıf. Dünyayı takip ediyor. Sanatla, bilimle müthiş böyle ilgisi var. Değişik bir adam. Şimdi o tahta oturduktan işte o ayrıntılarına girmeyeyim ama o sırada bölgeye böyle bir teklif götürüyor. Bu da bir, çünkü dedik ya, akrabalık kurmakla savaşsız bir ilişki, tabi metbu ilişkisi tesis ediliyor. Ve işin garibi ne biliyor musunuz? Evlenirken din değiştirmesi falan istenmiyor Destina Hatun'dan. Şimdi bakın, burası da çok önemli bir nokta. Ve evlendiklerinde Müslüman değil. Değil. Destinatı. Hatta ikinci, yani oğlunun saltanatının başında Müslüman olduğu söyleniyor.
Yok, daha önce aslında. Daha önce mi? Ama uzun bir süre Hristiyan olarak hayatını devam ettirdiğini biliyoruz. Ama hocam hani Fatih'in üvey annesi Mara Hatun da hiçbir zaman Müslüman olmuyor. Hatta 2. Murat öldükten sonra Fatih onu manastıra gönderiyor. Kendi dini üzerine de şöyle, ölüyor. Müslüman olduktan ve Mahbere Hatun adını aldıktan sonra birçok hayır eserleri var. Evet. Yani tasavvufla ilgilendiği ve şu anda Anadolu'da şimdi sayısını net hatırlamıyorum. Herhalde 20 civarında şeyi vardır biliyor musunuz Mahbere Medrese, Hatun? Cami, medrese, türbe, cami, hamam, köprü, külli, kervansaray, evet. Tokat'tan işte Kayseri'ye, oradan oraya kadar her yerde var. Hatta bazıları şeyi de söylerler. Derler ki işte şu hayır hasenatla ilgili işte hadis-i şerifi duydu. Hani öldükten sonra amel defteri evet, kapanmamayla ilgili olan hadis-i şerifi. Ve ben işte uzun bir yıllar boyunca böyle yaşadım. Sonra Müslüman oldum ama bu şeyi işte bu hayır eserlerini yaparak gidermeye çalışayım diye söylerler. Şimdi oradaki espri şu Nermin Hanım. Alaaddin Keykubat, Destina'nın özgürce ibadet edebilmesi için Türkiye Selçuklu Sarayı'nda bir şapel yaptırıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Daha sonra 2. Gıyasettin, yani oğlu 2. Gıyasettin, şeyin Mahbere Hatun'un oğlu 2. Gıyasettin, Bizans İmparatoruna bir mektup yazmış. Ve yine böyle bir evlilik söz konusu. Diyor ki, endişe etmeyin diyor. Yani onun diyor dini şeyine falan diyor biz müdahale etmeyiz. Kendisi isterse Müslüman olur, istemezse olmaz. Ve işte annesini ve babasının ona örnek gösteriyor. Evet, bunu örnek gösteriyor. Yani Selçuklu Sarayı'nda Hunat Hatun için Mahbere Hatun, şekilde evet, diyelim. Evet. Mahbere Hatun için bir şapel yapılmış. Evet. Özgürce ibadet etsin diye. Ama bakın güzelliği şurada. Bu hanımefendi, bu Selçuklu Melikesi kendi isteğiyle Konya'daki o işte irfan ehliyle, ilim ehliyle kurduğu evet, irtibat neticesinde sonra İslamiyet'i kabul ediyor. Ve bugüne kadar hiçbir belki melikenin vermediği kadar her tarafa eser veriyor eserleri aslında, Anadolu'yu veriyor. Donatıyor. Bu da çok çarpıcı, dikkat çekici bir örnek. Yani esasında hani zorla Müslüman yaptı diye bir tabir var ya, bazen tarih kitaplarında geçiyor. İşte zorla Müslüman ettiler onları. Zorla Müslümanlık diye bir şey yoktur. Zaten zorla edilen iman iman tabii, değildir. Bunun İslamiyet'te geçerliliği yoktur. Tabii. İnsanlar gelirler kendi dinlerince semavi dine mensup olduğundan dolayı Selçuklu Sarayı'nda belki Osmanlı Sarayı'nda yaşarlar. Ancak İslamiyet'i seçtikten sonra da hakikaten bir Müslümandan, yani doğuşta Müslüman olan bir insandan daha fazla eser evet, verebiliyorlar. Bu da belki de Selçuklu'nun, Selçuklu evet, Hatunlarının güzelliği. Bir örnek de Tamara'dır. Gürcü evet, Melikesi. Onun gelini değil mi Tamara? Evet, o da onun gelini. Gıyasettin'in. O da 2. Gıyasettin Keyhüsrev'le daha Erzincan Melike'yken nişanlandı. Daha sonra evlendi. O da daha sonra işte Gürcü Hatun diye şöhret bulacak. Evet, Gürcü Hatun diye geçer tarih evet, kitaplarında. Şimdi Gürcü Tamara, mü? Ondan evet, dolayı Gürcistan. Mı? Gürcistan Krallığı. Geliyor. O dönemde Gürcü Krallığı'nın şeyi Kraliçe Rosu'dan var. Hı hı. Bu Tamara ismi aslında çok şeydir, meşhur bir isimdir. Hatta bir ara bu Van'daki Ahtamar adasının isminin de ondan geldiğine dair böyle şehir evet, efsaneleri evet, anlatılır. Tamara ile ilişki kurulur. Şimdi oranın da şöyle bir ilginç hikayesi var. Şimdi Gürcü Krallığı'nın altın çağı diyebileceğimiz bir dönemi var. İşte bu dönem tam böyle bizden ne zamana o 11. yüzyılın sonlarıyla 12. yüzyılın başlarına denk gelir. Şimdi orada Rosu'dan, Kraliçe Rosu'dan Erzurum'da Selçuklular var. Mugisettin Tuğrul Şah var. Onun oğluyla evleniyor. Ve Rosu'dan'ın ondan iki tane çocuğu oluyor. Biri kız, biri erkek. Birine David ismini koyuyorlar ki David zaten Gürcüler için kutsal bir isimdir. Davut. Kurucu David, yani Gürcü Krallığı'nın kurucusu. Rosu'dan'ın kızına verdiği isim de işte Tamara. Daha sonra Alaaddin Keykubat döneminde Türkiye Selçuklu fetihleri bölgeye doğru uzanınca Rosu'dan bir elçi gönderiyor. Ve Alaaddin Keykubat'a diyor ki aramızda dostluk olsun, bunun nişanesi olarak da işte evlilik şeyi kuralım. Fakat oradaki ifadesi şu, İbni Bibi'de geçen ismi şekliyle söyleyeyim. David neslinden Selçuk sulbinden olan Selçuk kızımla, evet, kızımla diyor işte sizin oğlunuzu evlendirelim diyor.
Bu da enteresan bir şey. Tabii burada da bir kırılma var aslında. Çünkü Tamara gelirken o da yine belli bir Gürcü grupla geliyor. Şimdi bu melikeler gelirken tek başlarına gitmiyorlar. Yanlarında çeşitli devlet görevleri, nedimeleri, şunlarla bunlarla gidiyorlar. Ve bunlar da sarayda doğal olarak bir takım mevki ve makamlara geliyorlar. İşte o ilişki sağlıklı yürüyorsa bunlar devletin hayrını oluyor. Ama sağlıksız yürüyorsa, yani casusluk, istihbarat faaliyetlerinden tutun, işte bir takım saraydaki olayların diyelim seyrinde etkili olabiliyorlar. Şimdi 2. Gıyasettin Keyhüsrev dönemi de biliyorsunuz sıkıntılı bir dönem. Alaaddin Keykubat'ı tıpkı o Melikşah dönemine benzer şekilde zehirlediler, öldürdüler. Ve bu olaya karışan işte en önemli şey 2. Gıyasettin, yani oğlu. O da daha çok küçük yaşta. Hatta bazıları Mahpere Hatun'u da bu cinayetle ilişkilendirmişler. Yani bazıları bunu da iddia ediyorlar. Ben ona çok ihtimal vermiyorum. Yani onun için bir herhangi bir sebebi, herhangi bir şeyi, çünkü söz konusu değil. Ama Tamara'nın Gıyasettin için çok kıymetli olduğunu, işte adına madalyonlar bastırdığını. Evet, para yani tahta geçer geçmez para bastırıyor. Çok ve kıymet veriyor. Eşiyle kendisinin sembolü olarak kendisine aslan, çünkü bir hükümdar. Kendisine aslan, eşini de güneş olarak. Daha sonra işte o da tasavvuf ehliyle irtibattan sonra o da İslamiyet'i kabul ediyor. Ve onun da artık o tarihten sonra adeta ne diyelim şehir efsanesi haline geldiğini söyleyebiliriz. Gürcü Hatun'la ilgili de çok sayıda menkıbe diyebileceğimiz türden şeyler de anlatır. Hikayeler var. Bir izleyicimiz diyor ki Büyük Selçuklu'nun çöküşüne sebep olmuş Terken Hatun'u sevmiyoruz. Hem de hiç Melikşah'a bu yapılır mı demiş Songül. Selam olsun izleyicilerimize. Şimdi hocam. Kayseri'de bir Gevher Nesibe Tıp Medresesi var. Rivayet odur ki 2. Kılıç Arslan'ın kızı Gevher Nesibe bir sipahiye aşık olur. Fakat ağabeyi bu aşkı istemez. Birinci Gıyasettin bu aşkı istemez. Ve daha sonrasında onu bir sefere gönderir. Dönerse kızı ona verecektir, kız kardeşine ona verecektir ama ne yazık ki sipahi orada şehit olur. Ve şehit olduktan sonra da bu aşk acısından Gevher Nesibe hikayeye göre verem hastalığına yakalanır. İnce hastalık denir o dönemde. Ancak ölürken de ağabeyine bir vasiyette bulunuyor. Diyor ki benim gibi hasta olanlara bir şifahane yaptır ki benim gibi ölmesinler, belki onlar derman bulur der. Ve daha sonrasında 1206 yılında 2800 metrekare aralığın üzerinde kurulu şifahane 1890'a kadar hizmet verir. Bu şifahane yapılır. Şimdi de Kayseri Belediyesi'ne bağlı, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir müze olarak. Selçuklu Müzesi. Çok da güzel envanterleri olan bir müze olarak varlığına devam ediyor. Ancak göz hastalıkları, akıl hastalığı, cerrahi operasyonlar şöyle dursun. Bir de ruhsal hastalıklara da su sesiyle, müzik sesiyle şifa olmaya devam ediyordu. Aslında bugün de Selçuklulardan kalma zannediyorum 2000 tane eser sergileniyor burada. Fakat hakikaten Türkiye'nin her yerine baktığımız zaman pek çok medrese, han, hamam, külliye görüyoruz ama Gevher Nesibe'nin yaptırmış olduğu bu tıp medresesi o dönemde benim yapmış olduğum, hani okumuş olduğum araştırmalarda dünyanın en iyisi. Bir hanımefendinin vasiyeti üzerine yaptırılıyor. Biz biraz da siz konuşmanın içerisinde söylediniz ya, hani Anadolu Selçuklularına baktığımız zaman Anadolu'yu hani böyle sanki iktidarda o muhtelislikleri değil de Anadolu'yu vakıflarla, medreselerle donatmışlar. Gevher Nesibe'den biraz bahsedebilir miyiz hocam? Yani şimdi, bu bir hikayeydi ama. Evet. Ya şimdi efsane olmak diye bir şey var ya. Evet. Şimdi efsaneleri çok da yere indirmemek lazım. Efsane efsanedir. İşte Gevher Nesibe de efsane. Aslında bu sözünüz de çok önemli bir söz hocam, biliyor musunuz? Yani efsaneleri yere indirmemek lazım. Ya bu efsaneyi birisi kurmuyor bakın. Yani şimdi bir şeyin yüzlerce, binlerce yıl içerisinde halk irfanında varlığını koruyarak gelmesi, evet doğrudan tarihe belki işaret etmiyor ama bir şeyleri işaret ediyor. Menkıbenin veya işte destanların, mitolojinin böyle bir yönü var. Şimdi Gevher Nesibe de ben üniversiteyi Kayseri'de okudum. Erciyes Üniversitesi'nde okudum. Aa, öyle mi? Tam yerindeyim. Buradan Kayseri'ye, Kayserili dostlarıma da selamlarımı göndereyim bu arada.
Ta bizim öğrenciliğimizde tabii ki gördüğümüz, bildiğimiz bir mekandı. Bu işte menkıbesini, hikayesini duyduğumuz bir mekandı. Gerçekten de o dönemde hatta dünyanın ilk tıp öğretim işte mekanı falan diye de böyle çeşitli çalışmalara falan konu olmuştu. Günümüzde harika bir müze. Yani hem Kayseriler hem Kayseri'ye gidenlere mutlaka tavsiye edeyim. Zaten meydanda böyle şey bir yerdedir. Çok da güzel bir yerde. Merkezi bir yerdedir. Önemli bir ayrıntı. Gevher Nesibe'nin de hayatıyla ilgili çok fazla bilgimiz yok. Dedik ya, yani siyasi veya askeri ve kaynameye bunlar çok yansımıyor. Ama netice itibariyle ya efsane oluyor, ya şiire, türküye, şuna buna malzeme oluyor. Mesela türküler bizim biliyorsunuz çok önemli bir kültürel şeyimiz, kültür taşıyıcımız aynı zamanda. Ya hangi türkü var ki içinde kadın olmasın, teması evet. olmasın? Şimdi bu bile aslında kadının hani toplumsal o karşılığını göstermesi bakımından çok önemli. Şimdi Gevher Nesibe, onun dışında mesela vakıflardan söz ettiniz. Benim bilebildiğim kadarıyla Selçuklu dönemine ait mevcut vakıf ve vakfiyelerden %10'u kadınlar tarafından oluşturulan vakıf ve vakfiyeler. Evet. Mesela şifahaneler var Gevher Nesibe dışında yine kadınlar tarafından oluşturulan. Bir de mesela şeyi de düşünebiliriz. Selçuklu hakimiyet coğrafyasının veya kültür ve medeniyetinin bir devamı olarak nitelendireceğimiz Artuklular, işte Danişmentliler, efendime söyleyeyim Mengücekliler. Özellikle mesela Mengücekler Divri, döneminde Sivas'ta, Divri değil mi? Ne kadar ve önemli. Tercan'da Mama Hatun, var. Mama Hatun beydi. Yani beyliğin başında bulunan kişiydi. Ve öyle bir külliye bıraktı ki bugün Erzincan Tercan'da ne yazık ki belki ticari veya şey lokasyonlarda olmadığı için bilinmiyor ama yani böyle muazzam bir şey yoktur. Hem Divri'deki Ulu Cami için bunu söylüyoruz hem de Tercan'daki Mama Hatun o külliyesi, türbesi için söylüyoruz. Dediğim gibi yani sanat eserlerinde işte Darüşşifalar'da efendime söyleyeyim hatta sanatkar olarak da şair olarak da kayıtlara geçen, kaynaklara geçen çok sayıda bu dönemde kadından bahsediyoruz. Mesnevi'ye bakın, Menakıbul Arif'ine bakın, diğer işte bir takım böyle edebi şeylere baktığımız zaman bunları da görüyoruz. Meslek olarak mesela, meslek olarak da kadınların maharetlerini sergilediği birçok meslek var. Erdoğan Merçil Hoca'ya Allah selamet versin. Çok güzel bir eseri vardır. Evet. Türkiye Selçuklularında Meslekler diye. Evet, ha, evet, burada evet. da şunu da söylemek lazım. Yani kadın sadece bir sahada yok. Mesela şarkıcı kadınlar da var. Rakkaseler de var. Ne bileyim işte farklı farklı böyle meslekleri olan kadınlar da var. Bunların içinde ne bileyim kumaşçılık da var. İşte halı dokuyanlar bileyim, terzilik da de var, halı dokuyanlar var, kilim dokuyanlar var. Bu bize şunu gösteriyor. Toplumsal hayatın her yerinde varlar. Sanatta varlar, edebiyatta varlar. Bakın aynı zamanda da siyasette, idarede, işte bilimde varlar. Yani bir işte nice bilim kadını şifa. Var. Evet biz programımız şimdi, içerisinde ilerleyen programlarımızda bilim kadınlarını konuşacağız inşallah. Ya bu yani bize şunu güzel. Gösteriyor. Yani Selçuklular döneminde kadın her yerde. Toplumun aklımıza gelen hangi yönü, hangi penceresi, yelpazenin hangi perdesi varsa hepsinde kadın örneklerini görüyoruz. Bunların büyük bir kısmı hep olumlu imajda. Ha, olumsuz imajda olanlar da var. Bunu en başta söyledik. Olumsuz örnekten alıp herkesi bir genelleme yaparak işte olumsuz bir işte terken alıp da yani kadınların siyasetle böyleydi, idarede hepsi böyleydi, hepsi diyemeyiz böyleydi demek falan mümkün değil şüphesiz. Dolayısıyla işte o gelenek aslında Anadolu'ya da yerleşmiş. Bir de şuna tekrar vurgu yapmak istiyorum. Mesela biz şimdi hep yerleşik devlet ve şehir düzeninde olan şeyleri konuşuyoruz. Bir de yörüklerimiz var, göçerlerimiz var. Evet. Bu göçerlerin, göçer obalarının bilgini, arifi, duacısı her şey kadınlardır. Hala öyle devam ediyor. Yani sadece dedim ya kaynağa girmiş olanları değil. O toplumsal hayat, o ekonomik hayat, o askeri idari hayat, o kültür, o türküler, o deyişler günümüze kadar hala devam etmişse bunun %50'si erkeklerin sayesinde ise %50'si de kadınların sayesindedir. Evet işte
Yani belki acıklı bir aşk hikayesinin insanlığa şifaya dönüştüğü yer. Evet, evet. Suyun ve sesin hastalar için dermana tekabül ettiği mekan. Selçuklu medeniyetindeki inceliğin taşa işlemiş hali. Evet, Nereden bakarsanız bakalım hem Mama Hatun, işte Nesibe Gevher Hatun külliyeleri ve sair Anadolu'daki bütün eserlere baktığınız zaman hakikaten o kadın merhametini her yere işlediğini görüyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hocam şimdi dakikalarımız kaldı ama ben şimdi çok uzun uzun siz bir deryasınız. Biz programı saatlerce yapsak belki günlerce yapsak bu konuları konuşuruz ama sizin de kendinizin kaleme aldığı, benim de hayranlıkla okuduğum, hatta öğrencilerime de sürekli tavsiye Sağ ettiğim olun, sağ olun. Bir eseriniz vardı. Hüzün Melikesi. Evet. Ben şimdi hem Hunt Hatun'u sormak istiyorum size hem de Hüzün Melikesi eserinizden biraz bahsedelim diyorum. Biraz da Destan dizisinden de bahsedeceğim. Çünkü o dizide ben şunu söyleyeyim sonra sözü size vereyim. ATV ekranlarında yayınlanan bir destan dizisi vardı. Türk kadınını, savaşçı kadını ve kadının hakikaten yeri geldiğinde neler yapabileceğini çok güzel örnekleme olarak gösteriyordu. Siz de dizinin danışmanıydınız. Bu dizi için de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Sağ olun, devamları sağ gelir. olun, inşallah. Biz Hüzün Melikesi ve Hont Hatun'u ben sormuş olayım size. Evet, şimdi ben acizane bu bütün akademik çalışmalardan sonra baştan söyledik ya derdimiz var. Evet. Bu derdimizi anlatmanın bir yolu olarak edebi ürünlere de merak saldım ve bir şeyler üretebilir miyim düşüncesine girdim. Ve yolum işte romana, tarihi romana çıktı. İlk olarak Berzem isminde bir roman yazdım. Orada Büyük Selçuklu dünyasını anlattık. Melikşah Sultan Alparslan Alparslan. dönemi. Bu ikinci romanım da Türkiye Selçukları dönemine ait bir romandı. Çok uzun zamandır zihnimde şekillenen işte bir hep hanedanları konuşuyoruz, erkekler üzerinden anlatıyoruz. Hanedana mensup bir kadın, biraz önce de konuştuğumuz tarzda bütün bu olup bitenlere nasıl bakıyor, ne hissediyor? Şimdi biz tarihi şahsiyetleri kitaptan çıkmış heykeller gibi düşünüyoruz, resimler gibi düşünüyoruz. Hayır, bizim gibi yiyorlar, içiyorlar, düşünüyorlar, rüya görüyorlar, hayal kuruyorlar, hırsları var, zaafları var. Şimdi biraz böyle düşündüğümüz zaman daha ete kemiğe bürünüyor olup bitenler. Çünkü tarih zaten insanın bilimi. Şimdi o noktada beni çok böyle derinden etkileyen bir Selçuklu melikesi. Birçok Selçuklu melikesi var. Bir kısmından buradan işte bahsettik bir şeylerinden. Bahsedemediklerimiz de var. Şimdi bu Alaaddin Keykubat'ın bir kızı olduğunu biliyoruz. Kaynaklar bunu bize anlatıyor. Bu ikinci Gıyasettin'in ablası. Fakat hakkında neredeyse hiçbir bilgi yok. Akıbeti şöyle kötü. İşte Mahpere Hatun'un, Hunat Hatun'un da kızı aynı zamanda. Köse Dağ Savaşı olduğu sırada bunlar Kayseri'deler. Ve Köse Dağ Savaşı'nda mağlubiyetle neticelenince bunlar bir şekilde Kilikya Ermeni Krallığına sığınıyorlar veya işte oraya gidiyorlar belki de şeyden uzak kalmak için. Fakat bu Kilikya Ermenileri de bütün tarih boyunca hep böyle yapmışlar. Moğollar artık güçlerini gösterince tutuyorlar Mahpere Hatun ve kızını Baycu'ya teslim ediyorlar. Gürcü Hatun da yanlarında değil evet, mi? O da yanlarında. Evet aynen o da yanlarında. Tamara yani Gürcü Hatun da yanlarında. Bunları teslim ediyorlar. Sonra onların akıbeti meçhul. Ama daha sonraki verilerden, bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla bunlar netice itibariyle hanedan gelini veya kızı oldukları için İlhanlı hükümdarlarına veya kumandanlarına eş olarak veriliyorlar. Hatta Altın Ordu'da olduğuna dair de bir görüş, bir iddia var. Bu Hont Hatun'un hikayesi. Şimdi Hont Hatun'un asıl hikayesi, tabi bu sonunu söyledim ama bir de başı var. Şimdi düşünün. Bir babanız var, gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlardan bir tanesi. Ulu Keykubat demişler adama. Adam o da daha çok genç yaşlarında, 40'lı yaşlarda bir gün hiç beklenmediği bir anda zehirleniyor ve öldürülüyor. Evet. Siz daha genceciksiniz, hatta çocuk yaştasınız belki daha. Kardeşiniz var, korkuyorsunuz, diyorsunuz ki işte şey yapalım,
kardeşim ne olacak, başına nasıl gelecek? Ama sonra bir bakıyorsunuz ki babanızın kardeşi, babanızın katili kardeşiniz çıkıyor. Eyvah eyvah. Şimdi sarayda bu kadın ne yapar, ne düşünür? Babasına üzülür mü, kardeşine mi? Yani konuştuk ya, onun dünyasından şöyle bir Türkiye Selçuklularını anlatayım istedim. Moğol istilası olup bitenler vesaire vesaire. O yüzden hüzün dolu bir hikaye. O yüzden de Hüzün Melikesi İsmini adını de koydum. Hüzün Melikesi, evet, koydunuz. Oradan başlayıp Erzurum'a Çifte Minareli Medrese'ye kadar giden bir hikaye. Aslında Hüzün Melikesi bir Erzurum romanı aynı zamanda. Hı hı. Beğenmişsiniz, çok mutlu oldum. Çok güzel. İnşallah okunur, beğenilir. Biz de bu mecrada da yola devam ederiz. Evet, yani izleyicilerimiz kendilerini tarihte bir yolculuğa çıkmak isterlerse, özellikle belki kadınlar dünyasına saraydan ve o hüzünlü hayata belki de bir prenses nasıl olunur ve neler çekilir bunu yaşamak istiyorlarsa, ben de Hüzün Melikesi'ni kesinlikle ve şiddetle diyeceğim, teşekkür ama çok ediyorum. Doğru bir tabir değil. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hocam, ayağınıza yüreğinize sağlık, ilminize bereket. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz için, efendim. Katkılarınız için. Arşiv niteliğinde benim için bir program oldu. İzleyicilerimiz için de inşallah öyledir. Devamını bekleriz. İnşallah. Çok sağ olun. Yön Veren Kadınlar'dan bu haftalık da bu kadar. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Erkan Göksu, Profesör Doktor Erkan Göksu bizlerle birlikteydi. Tarihteki pek çok kadını konuştuk. Bizler her programda kadını değerli konuklarla konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşmek, buluşmak ümidiyle. Kaleminiz hikmete, duanız ilme ram olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.